Günaydın değerli seyircilerimiz ve 100.8 Ulusal Radyo frekansından sesimizin ulaştığı herkese günaydın. 2 Ağustos 2018 Perşembe saatlerimiz Türkiye'nin saati 07.30'u gösteriyor ve bir günaydın Türkiye programıyla daha olan birlikteliğimiz başlıyor değerli seyirciler ve dinleyicilerimiz. Hızlıca bugün sizler için neleri takip edeceğiz onun ayrıntılarını sunarak da sıcak gündemimize başlayalım. Siyasetteki gelişmeler yakından takip ediliyor. Siyasi parti açıklamaları bugüne yansıyanlar neler olacak onlara bakacağız ama dün gece itibariyle gerilen Türk-Amerika ilişkilerinde başka bir boyuta geçtiğimizi de ifade edebiliriz. En azından Amerika'nın yaptırım kararlarına Türkiye'den gelen tepki aynı sertlikte ve tonlukta oldu. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de 4 partinin ortak grup kararı var. Konuya ilişkin ilk tepki de Vatan Partisi'nden geldi. Onun ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız. ABD Hazine Bakanlığı Türk yargısına müdahale ederek bazı Türk bakanlara yönelik yaptırım kararı almasının ardından yakından bu gelişmeler takip ediliyor. Dün akşam itibariyle Türkiye'nin yeni bir gündemi olduğu bu çerçevede. Fethullahçı terör örgütü davaları ve Abdullah Öcalan suç örgütüne yönelik de operasyonlar takip ediliyor. UEFA Avrupa Ligi 2. yöneleme turu maçları başlıyor. Beşiktaş'ımız 2-0 kazandı ilk maçın ardından da yine Foreya Adaları temsilcisi B36 Tórshavn'ı Vodafone Park'ta konuk edecek. Spordan takip edeceğimiz notlarda da bu başlık günün önemli başlıkları arasında. Tarihte 2 Ağustos'a neler yansımış ve biz sizler için hangi notları almışız? İlk olarak 2 Ağustos 1914'e gidiyoruz. Almanya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında ittifak anlaşmasının imzalanması 2 Ağustos gündeminde var. Yine 2 Ağustos 1979'da Türkiye İşçi Köylü Partisi üyesi Musa Yazıcı, ordu Ünye'de ülkücü komandoların saldırısı sonucunda hayatını kaybediyor. 22 yaşındaki Yazıcı, Samsun Eğitim Enstitüsü'nün öğrencisiydi. 1992 Ağustos'unda ise Irak ordusunun Kuveyt'i işgali de tarihteki notlarımız arasında yer alıyor. Peki son 24 saatte hangi gelişmeler oldu, hangi açıklamalar peş peşe geldi? Şimdi de isterseniz hızlı bir turla bu gündeme birlikte bakalım. Brunson krizi Amerika süreci iyiden iyiye kaşımayı sürdürüyor ama Türkiye tarafında da aynı sertlikte tepkiler var. Rahip Brunson krizinde ABD'den yeni bir adım var. ABD Hazine Bakanlığı Brunson'un tutukluluğu ile ilişkili oldukları gerekçesiyle Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulanacağını açıkladı. Bu kapsamda iki Türk bakanla bütün ilişkiler askıya alınacak, ABD'ye girişleri yasaklanacak. Konuya ilk tepki ise Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Türk-Amerikan ilişkilerinde gelinen noktayı Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni'nde değerlendirdi. İlerleyen dakikalarda buradaki notları da paylaşacağız. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'se çıkış yolu programında gündemi değerlendirdi. Türkiye ile Amerika'nın cephe cepheye geldiğini söyleyen Perinçek, ABD'nin asıl hedefinin İran değil Türkiye olduğunu vurguladı. Doğu Akdeniz'den gelen tehditlere dikkat çeken Perinçek, Suriye ve Irak'taki bölgesel ittifakın Ege ve Akdeniz'e taşınacağını belirtti. Perinçek, iktidar ve muhalefet partilerine sert eleştiriler yaptı. ABD-Türkiye ilişkilerinde iplerin kopma noktasına getiren Rahip Brunson için de özel bir ekip kuruldu. Brunson, elektronik izleme birimi tarafından 7 gün 24 saat sıkı şekilde takip ediliyor. Dünün acı haberiydi. Gerçekten yürek burktu. Terör örgütü PKK 11 aylık bir bebeği ve 25 yaşındaki annesini hayattan kopardı. Nurcan Karakaya Hakkari'de görev yapan astsubay eşine sürpriz yapmış. Üst bölgesine gitmişti. Dönüş yolundaysa terör örgütü PKK'ların bombalı saldırısında oğluyla birlikte şehit oldu. Teröristlere tokat gibi yanıtsa 11 aylık Mustafa'sını ve çok sevdiği eşini teröre kurban veren jandarma astsubay çavuş Serkan Karakaya'dan geldi. Astsubay, vatan sağ olsun, kanlarını yerde bırakmayacağım dedi. Hakkari'deki PKK saldırısına siyasilerden de sert mesajlar da geldi. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye ve onları meclise sokan partilere seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu onlara cevaptır dedi. PKK'yı Amerika'nın silahlandırdığını hatırlatan İçişleri Bakanı Soylu'ysa artık bize kimse hesap sormasın ifadelerini kullandı. Saldırıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de tepki gösterdi.
Türkiye'de katilin adına hala PKK diyemeyenler var değerli seyirciler ve dinleyiciler. Türkiye'nin yüreğini daldıyan saldırı yapan PKK'yı eleştirmekten, kınamaktan korkanlar kim onlar? Türkiye kamuoyu dünden beri buna oldukça tepkili. Başta terör örgütünün siyasi uzantısı HDP geliyor elbette ve faili göstermeyenlere ise tepki yine Vatan Partisi'nden geldi. Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Şırnak'ta silahlı 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Üst üste darbe alan terör örgütünde çözülmeler de hızlandı. PKK'dan kaçıp askere teslim olan teröristler çok pişmanız. Kaçmak isteyen çok kişi var açıklamasında bulundu. Bu arada Ağrı Doğu Beyazıt'ta da 26 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Ciğerhun Ahmet kod adlı Ahmet Doğru olduğu belirlendi. Açıklama Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapıldı. Türk ordusu Amerikan destekli terör odaklarına hem yurt içinde hem de sınır ötesinde göz açtırmıyor, nefes aldırmıyor. Sınırlarımız onlara emanet. Dağların zirvelerinde, vadilerinde, çataklarda onlar var. Mehmetçiklerimizin mücadele yürüttüğü o bölgeye, Irak'ın kuzeyine giden arkadaşımız Eser Görkem Paktürk'ün özel haberi de dünkü önemli gündem başlıklarının arasında yer aldı. ABD'nin Adalet ve İçişleri Bakanlığı'na yaptırım kararı açıklaması döviz kurlarında harekete geçirdi. Yaptırım kararıyla birlikte ABD doları 5 liraya aştı. Bu arada Merkez Bankası Fed faiz oranlarını beklendiği gibi %1.75-2 aralığında sabit tuttu. Dolar, faiz ve enflasyondaki artış ekonomi önemli gündem. Bu faturalara da yansıdı. Doğalgaz ve elektrik evlerde %9, sanayi ve işletmelerde ise %14 oranında zamlandı. Zamlara İstanbul Sanayi Odası ve Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndansa tepki geldi. CHP'de parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay için topladığı imzalar genel merkeze teslim edilmesi bekleniyor. Muhalifler imzalara ilişkin net bir sayı vermezken CHP içindeki yeni tartışma imzaların geri çekilme olasılığı olup olmadığı gün içinde bu da yine takip edeceğimiz gündem başlıkları arasında. Yaklaşık 2,5 milyon adayın heyecanla beklediği yükseköğretim sınav sonuçları da belli oldu. Özellikle öğrencilerin yaptığı net sayıları ve eğitim sistemindeki sorunlu tablo bir kez daha kendisini hissettirdi, ortaya çıktı. Sonuçları değerlendiren eğitim uzmanları sonuçlara baktığımızda başarı oranlarının çok düşük. Türkiye'de de eğitim sisteminin değişmesi ve reform yapılması özellikle vurgulanan hususlar arasında. İstanbul'da İnşaat Mühendisleri Odası Sütlüce'de çöken 4 katlı binayla ilgili ön teknik değerlendirme raporunu açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, sorumluluk istinat duvarını yeteri kadar güçlendirmeden izin veren proje müellifinin, yapı denetim firmasının, müteahhidin ve belediyenindir açıklamasını yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad Suriye ordusuna açık mektup yazdı. Esad Suriye'de 7 yıldır devam eden savaşı kazanmaya çok yakın olduklarını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev de zamanı gelince Türk askerinin Suriye'de kontrol ettikleri bölgelerden geri çekilmelerinde ısrarcı olacaklarını söyledi. Lavrentiev ayrıca İsrail'le varılan mutabakat sonucu İranlı güçlerin Golan Tepelerindeki sınır hattından geri çekildiği bilgisini verdi. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Beşar Caferi ise Şam'da Suriye demokratik güçlerinin gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi. Caferi görüşmelerin kapsamlı olduğu vurgusunu yaptı. ABD Başkanı Trump, Tahran'ın kısa bir süre içinde Washington'da görüşmeleri başlayabileceğini öne sürdü. Trump'ın bu sözlerine tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Zarif ise tehditler, yaptırımlar ve halkla ilişkiler numaraları işe yaramayacak çıkışı yaptı. Meksika'da bir yolcu uçağı kalkışından 5 dakika sonra havaalanı yakınında düştü. Uçakta bulunan 101 yolcu kazayı yara almadan atlattı. Tarımsal sit alanı ilan edilen Kırklareli Ovası'nda kurulması planlanan termik santrale toplumun her kesiminden tepki yağıyor. 8500 yıl önce Avrupa'nın yerleşik tarıma geçtiği bereketli toprakların 30 yıllık enerji üretimi uğruna yok edilmesi için bu mücadele başladı ve kararlılıkla süreceğe benziyor. İzmir'e uzanıyoruz. Bornova'da çocuklara özel köy kurulacak. 3500 metrekare alana yapımı başlanan Çocuk Dünyası projesinin ardından yapılacak olan Çocuk Köyü için
hazırlıklar başladı. 35 dönümlük alanda kurulacak olan çocuklara özel köyün projesi tamamlanırken ihale hazırlıklarına da başlandı. Son olarak Aydın'dayız. Aydın'da yaban domuzları tatilcilerin gözdesi oldu. Türkiye'nin tahrip edilmemiş sayılı doğal yaşam alanlarından Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda denize giren tatilciler yaban domuzlarına da büyük ilgi gösteriyorlar. İşte renkli görüntüler bu şekilde yansıdı. Sabahın bu dakikalarında her sabah olduğu gibi trafikteki tablomuzu öğrenmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritasına gözlerimizi çeviriyoruz şimdi de. Ve sabahın ilk yansıyan trafik durumu ve tablosu nedir onu öğreneceğiz. Yaz döneminin getirdiği bir rahatlık söz konusu ama kritik geçiş güzergahlarında yine yoğun trafiğin olduğu bir tabloda yaşanıyor. %33'ler düzeyi ortalama bir düzey son 2-3 aylık periyotta baz aldığımızda kritik geçişleri hemen Anadolu Avrupa yakasındaki güzergahlarla başlayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidiş koridoru deyim yerinde ise yoğun akıcı zaman zaman Ümraniye Elmalı hattında yaşanan yoğunluk nispi olsa trafiği daha da yavaş hareket etmesine neden olsa da yine bu sabah için %33'lük oran açısından rahat bir görüntü çiziyor diyebiliriz. Birinci köprüye baktığımızda ise TEM çıkışı ve Çamlıca girişi itibariyle her sabah olduğu gibi yoğunluğunu muhafaza ediyor. Ama yine sabahın %33'lük oranı da rahat bir tablo olarak aslında yansıyor. E5 hattına gözümüzü çevirdiğimizde Pendik çıkışı itibariyle Maltepe'ye ve sonrasında da yoğun akıcı bir şekilde Göztepe'ye kadar inebilir sürücüler. Şu saat itibariyle genel itibariyle rahat bir görüntü sergilediğini söyleyebiliriz Anadolu Avrupa geçişi açısından. Gebze Tuzla hattına baktığımızda ise TEM hattı dün özellikle Tuzla yönüne doğru oldukça yoğundu ama bu sabaha genel hat itibariyle yoğun akıcı deyimini kullanabiliriz. Sancaktepe noktasında galiba bir kazı çalışması var. Onun ayrıntısını da seyircilerimize ve dinleyicilerimize duyuralım. Bağlantı yolu Samandıra TEM Kartal yönünde bakım onarım çalışması nedeniyle birinci şerit trafiğe kapalı. Şu saat itibariyle yoğun akıcı bir duruma neden olmuş bölgede Sultanbeyli çıkışı ile Pendik çıkışı arasında da bir yoğun trafik söz konusu ama onun nedenine ilişkin bir bilgi gözükmüyor. Onun ötesinde rahat bir görüntü sergiliyor. E5 hattına baktığımızda Maltepe'de yoğun akıcı, Kartal çıkışı ve Pendik hattı arasında da yine yoğunlaşan bir trafik tablosu söz konusu. Sahil şeridi Pendik bağlantı noktası ve TEM bağlantısı itibariyle de sabahın iyi alternatifleri arasında gözüküyor. Üçüncü köprü bağlantı yolları da ve üçüncü köprüde sabahın iyi alternatifleri arasında Avrasya Tüneli gidiş ve girişte rahat bir görüntü sergiliyor. Çubuklu İstinye, Harem Sirkeci, feribot hatları araç sürücüleri için yine alternatif olabilir. Aracını bırakıp yola devam etmek isteyenler açısından da Anadolu Avrupa geçişinde şehir hatları ve Marmara ile metrobüs en önemli alternatifler arasında bulunuyor. Avrupa yakasına gözümüzü çevirdiğimizde Esenler Bağcılar Kavşak noktasında galiba bir kaza uyarısı var. Hemen onun ayrıntısını sizlere sunalım. TEM İstoç Mahmut Bey gişeler yönünde yan yolda sol şeritte trafik kazası hasarlı ve bundan dolayı birinci şeridin trafiğe kapalı olduğu uyarısı var. Ekiplerin de sevk edildiği vurgusuyla Beylikdüzü noktasında da bir yol yapım çalışması galiba söz konusu. Onun da ayrıntısını sunalım. Haramidere Ambarlı D100'de E5'te yan yolda sağ şeritte bakım onarım çalışması nedeniyle birinci şeridin kapalı olduğu uyarısı bulunuyor. Bunu da ifade edelim. Bağcılar'daki o çalışma galiba devam ediyor. Şu ünlem işaretine de yine birlikte bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik akışını rahatlamak için 23.07.2018 pazartesi günü başlayan 3 ay içinde de bitirilecek hizmete alınması planlanan Bağcılar bölgesi yan yol ve U dönüşü tamamlandığında trafik akışını rahatlatmayı hedeflediği kazı çalışması da sürüyor. Bir diğer noktada havalimanı kavşak noktasında yine bir yol yapım çalışması galiba E5'te Küçükçekmece'de yan yolda Hacı Şerif yönünde sağ şerit bakım onarım çalışması nedeniyle birinci şeridin trafiğe kapalı olduğu uyarısı var. En dıştan başlayalım. Büyükçekmece Tekirdağ yönü Mahmut Bey itibariyle oldukça rahat bir görüntü sergiliyor. E5 hattına baktığımızda ise yoğun akıcı bir görüntü var. Havalimanı kavşağı itibariyle bu güzergahta şu an için kullanılabilir, tercih edilebilir düzeyde. Büyükçekmece
TEM ve 3. köprü bağlantısı rahat bir görüntü sergiliyor. Bu sabah Hadımköy ise giriş ve girişte yoğunlaşmaya başlamış. Esenyurt'tan Mahmut Bey yönü hemen çıkış itibariyle Büyük Küçükçekmece Gölü'nü gördüğünüz noktaya kadar oldukça yoğun ama sonrasında rahat bir görüntü sergiliyor. Az önceki kaza noktasının etkisiyle Mahmut Bey yönüne doğru özellikle Esenler Bağcılar Kavşak noktası ile itibariyle trafik yoğunlaşmaya başlamış. Mahmut Bey'den E5 hattına bağlanmak isteyenler Bayrampaşa Viyadük hattında nispeten yoğun akıcı bir trafikle bu geçişi gerçekleştirebilirler. Mahmut Bey'den havalimanı kavşak hattı rahat bir görüntü sergiliyor. Tam tersi hatsa yoğunlaşmaya başlamış. Şirinevler havalimanı kavşak hattı da her sabah olduğu gibi yine yoğun bir görüntü sergiliyor. Havalimanı kavşağı Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Haliç girişi ve Şişli yönüne doğru trafik yoğun akıcı bir görüntü sergilerken sabahın iyi alternatifleri gidiş ve gelişte sahil şeridi herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. FSM çıkışı itibariyle Esenler Bağcılar Kavşak noktasına kadar, E5'te ise 1. köprü çıkışı itibariyle Şirinevler noktasına kadar sürücüler rahatlıkla ilerleyebilir. Avrasya Tüneli gidiş ve gelişte rahat, az önce belirttiğimiz gibi Avrupa yakasında 3. köprü bağlantı yollarını bilen sürücüler burada trafik işaret ve işaretçilerine daha dikkatli uymak kaydıyla bir alternatif olarak kullanabilirler. Aracını bırakıp yola devam etmek isteyenler açısından metrobüs ve Marmaray yine Avrupa yakasında en önemli alternatifler arasında bulunuyor. Halen daha trafik %33'ler düzeyinde İstanbul'da genel itibariyle yoğun akıcı, geçtiğimiz ya da kış dönemlerine nazaran daha rahat bir trafiğin olduğunu da belirtmek mümkün. Gündemle devam edelim. Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika'ya verdiği o sert yanıt, ABD'nin Türk bakanlara yaptırım kararına tepki gösterildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ABD Hazine Bakanlığı'nın ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz ifadesi kullanıldı. Beyaz Saray'dan Rahip Ronson krizi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdullah Hamit Gül'e yaptırım uygulanacağı yönünde yapılan açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye ile ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararının şiddetle protesto edildiği bildirildi. Söz konusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi. Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine hiç kuşku yoktur. ABD yönetiminin bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin iki bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz dedi. Yaptırım tehditlerine karşı bir açıklamada Adalet Bakanı Gül'den geldi. Gül Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne de tek kuruş param da yoktur açıklamasını yaptı. Karara ilk tepki gösteren parti Vatan Partisi oldu. ABD Hazine Bakanlığı Bronson'la tutukluluğuyla ilişkili oldukları gerekçesiyle Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulanacağını açıkladı. İlk açıklama Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan ABD'nin yaptırım tehdidini yorumladı. Amerika'nın kendi hukukunu çiğnediğini söyleyen Reyhan, yaptırımın hukuki dayanağı yok dedi. Reyhan ayrıca hükümetin derhal Suriye'ye el uzatmalı ve Türkiye'deki ABD ve NATO üslerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimine geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu karar ne Amerikan hukukuna sığar, uluslararası hukuka sığar, herhangi bir evrensel hukuk ilkesine uymaz. Kişilerin mahkeme kararı olmadan mülkiyetlerine el koymak gibi uygulamalar ancak orta çağda rastlanabilecek uygulamalardır. İkincisi, bu olay Rahip Brunson olayına sıkıştırılabilecek bir olay değildir. Köklü ve derin bir krizin sonucudur. Türkiye ve Amerika fiilen savaş halindedir. Bu 1990'lardan beri geliyor. 15 Temmuz'da da devam etti. Bugün de devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye ile Amerika'nın çelişkisi uzlaşmaz bir çelişkidir.
O yüzden burada atılacak en önemli adım, belki bu Amerikan üstlerinden daha önemlisi, Amerika'ya verilecek en iyi cevap şudur. Türkiye bir an önce Suriye'ye, Suriye yönetimine, Beşar Esad'a elini uzatmalıdır. Bu yalnızca Amerika'ya nazir olsun diye yapılacak bir şey değildir. Türkiye'nin evet. milli güvenliği, ulusal çıkarları da bunu gerektirmektedir. Çünkü Türkiye Suriye ile anlaştığı anda Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye gelen tehdit, yani PKK-PYD tehdidi hızlı bir biçimde bertaraf edilebilecektir. Evet. Oradaki Amerikan unsurları, Amerikan üsleri ortadan kaldırılabilecektir. Birinci adım ve en önemli adım bizim kanaatimize göre budur. Vatan Partisi olarak bunu öneriyoruz. İkincisi, Türkiye'ye karşı faaliyetlerde bulunan, yalnızca Türkiye'ye karşı değil, bütün Orta Doğu ülkelerine karşı faaliyette bulunan Türkiye'deki NATO ve Amerikan üsleri de bunların el konulmalı ve bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimine verilmeli. Bunu da ısrarla söylüyoruz. Yıllardır söylüyoruz. Hatta 50 yıldır söylüyoruz. Evet. Dolayısıyla bu atılacak iki adım ve Türkiye'nin İran'la, Suriye'yle, Irak'la ve Rusya'yla dostluğunu ilerletmesi, geliştirmesi Türkiye'yi bu tehditlerden korunmasına aynı zamanda fayda korunmasına yol açacaktır bu tedbirler. Hükümet hızla Türkiye ile Türkiye'nin çıkarına olan Suriye ile barış gibi, Amerikan üstünü kapatmak gibi tedbirler almalıdır. Almıyorsa bu ülkeyi daha uzun süre yönetemez. Vatan Partisi bu programı kararlılıkla uygulayacak bilgi, birikim, kadro ve cesarete de sahip. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan 4 siyasi partiden de ABD'nin yaptırım kararını protesto eden ortak bir açıklama yapıldı. ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararı ile ilgili AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları ortak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ABD'nin tehditlerine halkımızın ortak dayanışması ve kararlılığıyla hayır diyoruz. Türkiye hükümetinin iki bakanına yönelik ABD'nin yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. İcra organlarının uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin hak olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz ifadeleri kullanıldı. Yeniden İstanbul'da trafik tablomuza bakalım. Az önce %33'ler seviyesinde bırakmıştık. İstanbul'da genel itibariyle trafik yoğunluk haritasının rakamsal yansımasını şu dakikalarda da %35'ler seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Anadolu-Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yoğunluk biraz daha karşımıza çıkıyor ama Avrupa yakasında da E5 hattında iki ayrı noktada uyarı var. Harita üzerinde ilki Bahçelievler-Zeytinburnu hattında bir trafik kazası galiba. Hemen ayrıntısını okuyalım o noktaya giderek. Görebilir miyiz oradaki ayrıntıyı? Evet, peki ilk olarak Cevizli Bağ noktasına gidiyoruz galiba. D100 Topkapı Anıt Mezar yönünde sol şeritte araç arızası nedeniyle bölgedeki trafiğin yoğunlaştığı uyarısı var. Biraz daha Bahçelievler noktasına geldiğimizde de D100'de İncirli Merter yönünde sağ şeritte trafik kazası hasarlı ve bundan dolayı birinci şeridin trafiğe kapalı olduğu ve ekiplerin sevk edildiği notu gözüküyor. Bu güzergahı kullanan sürücülerimizi uyaralım. Varsa alternatif yolları kullanması açısından önemli. Bu gelen uyarılar dışında farklı bir noktada yeni bir uyarı söz konusu mu diye bakıyoruz. Anadolu ve Avrupa yakasında başka bir yeni uyarının olmadığını gözlemliyoruz. İstanbul'da az önce anlattığım hatlardaki yoğunluğun %35'lere taşınması olarak yorumlayabiliriz genel olarak haritamızı ve %35'ler düzeyinde İstanbul'da genel bir yoğunluğun olduğunu da hatırlatarak gündemimize devam edelim. Rahip Brunson krizinde ABD'den yeni hamle. ABD Hazine Bakanlığı Brunson'un tutukluluğu ile ilgili oldukları gerekçesiyle Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulanacağını açıkladı. Bu kapsamda iki Türk bakanla bütün ilişkiler askıya alınacak, ABD'ye girişleri yasaklanacak. Ajanlık suçlamasıyla İzmir'de yargılanan ABD'li Rahip Brunson konusunda yaşanan kriz zirveye ulaştı. Temmuz ayının son haftasında ABD'de peş peşe gelen tehdit açıklamaları vardı. Başkan yardımcısı Mike Pence, Washington'daki Uluslararası Din Özgürlüğü Konferansı'nda yaptıkları açıklamada Brunson'un derhal serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulayacaklarını açıklamıştı. Pence'in hemen ardından Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson'u uzun zamandır gözaltında tuttukları için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız diyerek tehdit savurmuştu.
Türkiye'nin tepki açıklamalarına rağmen ABD'den yeni bir hamle geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulanacağı belirtildi. Yaptırımların gerekçesi ise iki bakanın Rahip Brunson'un tutukluluğunda oynadıkları rol olarak gösterildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararını açıklayan kişi Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders oldu. Sözcü iki bakana yaptırım uygulanacağını duyurdu. Bu kapsamda Adalet Bakanı Gül ve İçişleri Bakanı Soylu ile tüm ilişkiler askıya alınacak. Başta ABD olmak üzere bazı ülkelere giriş ve çıkışları yasaklanacak. Ayrıca varsa ABD'deki mal varlıklarına da el konulacak ve bu ülkede ticaret yasaklanacak. ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınladıkları gerekçeli kararda Gül ve Soylu'nun insan hakları ihlali yaptıkları öne sürüldü. ABD'deki paralarının dondurulduğu, bankada dolar işlemi yapamayacakları ifadelerine yer verildi. Yaptırım kararı ilk olarak Şubat ayında kongrede alınmıştı. Rahip Brunson'un tutuklanmasında rolü olan yetkililere vize yaptırımı uygulanması konusunda karar alınmış. Uygulama ise Trump yönetimine bırakılmıştı. Evet, tepkiler bunun sonrasında gecikmedi. Önce Vatan Partisi'nden, ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan ve sonrasında da mecliste grubu bulunan 4 partinin yaptıkları ortak açıklamayla Amerika'nın bu tavrı aynı sertlikte karşılık bulmuş oldu. Adalet Bakanı Gül'ün Twitter hesabından yaptığı açıklamada dikkat çekici, bir kez daha hatırlatmak lazım. Bu topraklar dışında herhangi bir yerde ölmek gibi bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne de tek bir kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım mesajı da en son dikkat çeken tweetler arasında yer almıştı gece saatlerinde. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek çıkış yolu programında gündemi değerlendirdi. Türkiye ile Amerika'nın cephe cepheye geldiğini söyleyen Perinçek, ABD'nin asıl hedefinin İran değil Türkiye olduğunu vurguladı. Doğu Akdeniz'den gelen tehdide de dikkat çeken Perinçek, Suriye ve Irak'taki bölgesel ittifakın Ege ve Akdeniz'e taşınacağını belirtti. Perinçek, iktidar ve muhalefet partilerine sert eleştiriler yaptı. Türkiye her şeye rağmen dünya ve bölge siyasetinde İran'dan daha güçlü bir etkendir. Türkiye'ye yönelik tehdit artık Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyinden daha çok Doğu Akdeniz ve Ege'den geliyor. Mağdurlara dayanan bir iktidar projesi. Bölgedeki gelişmelerle ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Muhalefete sert eleştiriler yöneltti. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek çıkış yolu programında konuştu. Perinçek, Türkiye ve Amerika'nın cephe cepheye geldiğini vurguladı. Türkiye ile Amerika arasındaki çelişmeler nesnel, ciddi. Kaçınamayacağımız çelişmeler. Hem ekonomik planda Türkiye Amerika ile cephe cepheye geldi ama ekonomiden de önce güvenliği, toprak bütünlüğü açısından Türkiye Amerika ile cephe cepheye geldi. Bunlar nesnel. Amerika'nın planları nesnel. Amerika İran'a saldıracak, edecek falan filan ama Amerika İran'a saldırmıyor, Türkiye'ye saldırıyor. Amerika ile savaşan ülke Suriye, Irak, Türkiye. Vatan Partisi lideri Doğu Akdeniz'den gelen Amerika ve İsrail tehdidine karşı da önemli uyarılar yaptı. Türkiye'ye yönelik tehdit artık Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyinden daha çok Doğu Akdeniz ve Ege'den geliyor. Mart sonunda Noble Dina tatbikatını kim? Amerika, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, bu 4 güç, devlet tatbikatının hedefinin Türkiye olduğunu açık açık söylüyorlar. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde oluşturduğumuz ittifak birikimini getireceğiz. Ege'ye ve Doğu Akdeniz'e dayayacağız. Buradan bir tek çözüm çıkar. O da nedir? Türkiye Suriye ile beraber. Perinçek, AKP hükümetinin sürecin farkında olmadığını, Erdoğan'ların Türkiye'yi yönetemediğini söyledi. Farkında olsa FETÖ ile işbirliği yapmazdı. Farkında olsa 2010-2011 yılında PKK ile Kürt açılımı yapmazdı. Farkında olsa Ermeni açılımına teşebbüs kalkışmazdı. Onların İmam Hatip okulları projesi de iflas edecek. Toplumu İslamlaştırma projeleri bilmem ne falan filan, onlar da iflas etmeye. Kemalist devrim bir gerçeklik. Siz o Kemalist devrimi reddederek Türkiye'yi yönetemezsiniz. Kemalist devrim sizi yutar. Kemalist devrim sizi hizaya getirir ve önüne atar ve sürükler götürür. Muhalefete de sert çıktı Vatan Partisi lideri. Siz kendi hükümet başkan adayınızı 24 Haziran'da daha 2 gün evvel
Türkiye'yi bu adam çok iyi yönetir diye 80 milyonun önüne çıkarttığınız adamı yerden yere vuruyorsunuz. Bu nasıl parti? Abdullah Gül için de uğraştılar. Eğer kabul ettirebilselerdi müttefiklerine, Abdullah Gül Cumhuriyet Halk Partisi'nin hükümet başkanı adayıydı, değil mi? Bu nasıl parti? Var en acısı Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemalist bir damar kalmadı. Ne NATO konusu, ne başka konular falan, hiçbirinde bir muhalefeti yok. HDP ile kol kola giren CHP'nin iflas ettiğini söyledi. Ankara'dan İstanbul'a kadar Cumhuriyet Halk Partisi yürüyor. Başlıca slogan ne? Hapishanedeki PKK'lıları, FETÖ'cüleri çıkartmak. Hala öyle. Mağdurlara dayanan bir iktidar projesi. Mağdur kim? Hapishanede Deniz Gezmiş var mı? Doğu Perinçek var mı? Mahir Çayan var mı? İlker Başbuğ var mı? Doğan Avcıoğlu var mı? Muhtar Soysal var mı? Kim var hapishanede? PKK'lılar var, FETÖ'cüler var. Erdal Aksünger milletvekili çıkıyor, ne diyor? Biz diyor HDP ile açık ittifak yapmamız lazım. Bunu diyor gizli yapmanın bir manası yok. Kim taşıyor HDP'yi meclise sırtında? Peki Cumhuriyet Halk Partisi. İşte onun için iflas etmiştir bu muhalefet. Evet, son 24 saatin gelişmeleri gazete manşetlerinde nasıl yer bulmuş? Dilerseniz şimdi de hızlıca gazete manşet turumuzu yapalım. Aydınlık Gazetesi 2 Ağustos 2018 Perşembe. Dünün gerçekten yıkan, üzen haberiydi. Askerimizin taşıdığı o resim çerçevesindeki bebek yazısı hala daha hafızalarımızdan silinmedi. Aydınlık da buna vurgu yapıyor haberinde. Bebek 3 nokta yan yana manşetini kullanmış bugünkü sayısında. Hürriyet gazetesi bu meleği unutma Türkiye diyor dünkü şehitlerimizin töreninden. Hem evladımız Bedirhan Mustafa hem de değerli askerimizin eşi Nurcan Karakaya'nın cenaze törenini de son yolculuklarına uğurlandığı törenden notları sayfasına, manşetine taşımış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la astsubayımızın da eşi Nurcan Karakaya'nın tabutunu taşırken çekilen fotoğrafına yer veriliyor bugünkü Hürriyet'te. Sabah gazetesi iki canımı verdim, 200 can alacağım. Mehmetçiğimizin, askerimizin eşi ve oğlunu uğurladığı törenden vatan sağ olsun, bunun intikamını alacağım sesi ve haykırışını bu sözlerle manşetine taşıyor. Akşam gazetesi de canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyerek yine dünkü şehitlerimizi uğurladığımız törenden notları Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı dizeleriyle manşetine taşıyor. Karar gazetesi 81 milyonun yüreğinde uyuyacaklar diyerek yine dünkü cenaze törenindeki notlar, açıklamalar ve o vahkur ve dik duruş yer alıyor kararda. Milliyet gazetesi biz bir ölür bin diriliriz diyerek de PKK'nın terör örgütünün haince alçakça katlettiği Nurcan Karakaya ve 11 aylık Bedirhan'ın son yolculuğuna uğurlanışını o da manşetinden görüyor. Milli Gazete ABD'nin ileri operasyon merkezi nerede sorusuyla bir özel haberi manşetine taşıyor. Hedefine İran'ı alan ABD şimdilik ekonomik ambargoyla Tahran'ı köşeye sıkıştırmaya çalışırken olası bir askeri müdahalede Türkiye'nin tutumu da önem kazanıyor. Türkiye İran'a karşı ekonomik ambargoya sıcak bakmazken ABD'nin Türkiye'deki gizli ileri karakolları aydınlığa kavuşturulması gereken bir konu olarak önümüzde duruyor. Hatırlayacaksınız bu ve buna benzer üstleri Beyazıt Karataş komutanımızda bir sabah yayınında komutanımızın hazırladığı son derece özenli haritalarla sizlere duyurmuştuk. Türkiye'deki üsleri ve buradaki üslerden derhal gönderilmesi gerektiği çağrısı da yine gerçekleştirdiğimiz önemli çağrılardan biriydi. Orta Doğu gazetesi Türkiye'yi ağlatan veda manşetiyle Hakkari Yüksekova'da hain PKK terör örgütünün saldırısı sonrasında yaşamını yitiren 25 yaşındaki Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın son yolculuklarına uğurlanmasını o da manşette görüyor. Yeni Çağ gazetesi de döktükleri kanda boğulacaklar,
son bakış eş ve evlada diyerek de dünkü cenaze töreninden notları yansıtıyor manşetinde. Yeni Şafak gazetesi intikam alınacak derken o da dün uğurladığımız şehitlerimizin son yolculuğunu uğurladığımız töreni manşetine taşırken Star gazetesi bu mu sizin demokrasiniz? Yuvalanma korkusuyla cenazeye katılamadılar diyor. Demokrasi için HDP'yi meclise taşıyan ve Demirtaş için kuyruğa girenler halkın Adem'e mahkum ettiği PKK'yı güçlendirmiş, teröristlere silah veren ABD ile birlikte anne Nurcan'la minik Muhammed'in kanına girmişlerdir şeklinde bir habere yer veriyor bugün manşetinde. Vatan gazetesi bu fotoğrafsız çerçeveyi unutma Türkiye diyerek sadece bebek yazılı askerimizin göğsüne tam önünde taşıdığı o bebeğimizin naaşını taşıyan askerlerin önündeki o çerçeveye dikkat ve vurgu yaparken Yurt gazetesi de ahlaksız yangın itfaiyeyi yaktı, Ankara itfaiyesinde cinsel istismar rezaleti başlıklı haberi manşetine taşıyor. Sözcü gazetesi skandal yaptırım diyor ABD İçişleri ve Adalet Bakanlarımızı hedef aldı başlığıyla ve bu masum akıyanların hepsi gebersin daha büyük bir puntoyla da yine birinci sayfasından dünkü cenaze töreninin notlarını duyuruyor. Tarihi kırılma Cumhuriyet gazetesinin manşeti ABD rahip Bronson'ı gerekçe göstererek iki bakan hakkında yaptırım kararı aldılar diyor. Birinci sayfasında da masumiyeti katlettiler şeklinde daha diğer gazetelere oranla küçük görmüş bugünkü sayfasında Cumhuriyet. Bir gün gazetesi de büyümez ölü çocuklar diyor. Kör şiddet bu kez anne ile 11 aylık bebeğinin canını aldı. Hakkari'de PKK tarafından düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan için cenaze töreni düzenlendi. Saldırıya lanet yağdı şeklinde bir vurguyla bugünkü manşetini hazırlamış ve işte hızlıca gazetelerin son 24 saatte önem verdikleri en önemli başlık yüreğimizi yakan o cenaze töreninden gerçekten yürek burkan bizim de anlatmakta çok zorlandığımız o duygu yoğunluğuyla bir 24 saat geçti ama öfke hala dinmedi. Konuya ilişkin köşe yazıları da var değerli seyirciler. Hemen Ahmet Hakan'la başlayalım. Hürriyet gazetesinde şiddet kimden gelirse gelsin kınarlarmış. 3 şey ve bir ünlemle bugünkü bu başlığı atmış köşesinde ve yazısında. IŞİD adlı terör örgütünün herhangi bir cinayetinde her biri ağızlarını doldurarak şöyle haykırıyordu. İşte IŞİD vahşeti, barbar IŞİD, IŞİD katletti. PKK adlı terör örgütü bir anne ve bebeğini katledince aynı ağızlar bu kez şöyle fısıldadılar. Şiddet kimden gelirse gelsin kınıyoruz. Bu saldırı hiçbir mazeretle açıklanamaz. Bu kabul edilemez. Görüyorsunuz değil mi? IŞİD terörü söz konusu olduğunda gazı sonuna kadar kökleyenler PKK terörü söz konusu olduğunda nasıl da anında frene basıveriyorlar. Katliam demek yok, vahşet demek yok, barbarlık demek yok. Hepsini geçtim. Anne ve bebeğini katleden terör örgütünün adının tek harfini söylemek bile yok. P yok, K yok, K yok. Peki ne var? Utanmazca geçiştirme var. Arsızca yuvarlama var. Kısacası IŞİD'in sergilediği herhangi bir vahşet karşısında kaplan kesilenler, PKK'nın sergilediği kan dondurucu vahşet karşısında işte böyle mülayim mi? Mülayim oldular. Benim riyakarlık karşısında her zaman midem bulanır. Riyakarlık kimden gelirse gelsin diyor Ahmet Hakan. İşte dünden beri anlatılanları kendi yazısında böyle yorumluyor. Rauf Tamer'de postada lanetliyorum başlıklı bir yazı kaleme almış. O da diyor ki Hakkari'deki kalleş saldırı bebek katillerinin cibiliyetini gösteriyor. Dünya görüyor mu acaba bu cinayetler ne adına işlenmektedir? Barış ve özgürlük. Bu iki kelimenin bir paral olduğu aslında vur öldür emri içerdiği tam 40 yıldır biliniyor. Şimdi saldırının ardından gelecek kınama mesajlarında yine barış ve özgürlük kelimeleri geçerse altındaki imzalara dikkat diyor Rauf Temer bugünkü yazısında.
Evet, en çarpıcı yorumlardan bir tanesi de Sözcü Gazetesi'nde Uğur Dündar geçmişten de hatta bir notu hatırlatarak önemli bir tepkiyi ortaya koyuyor. Bebek katilleri bugün usta gazeteci yazarın Sözcü Gazetesi'ndeki köşesinin başlığı. Terör diyor, önceki gün yine vahşi, acımasız ve lanetli yüzünü gösterdi. Hakkari Yüksekova'da görev yapan Assubay eşi Serkan'ı ziyaretten dönen Nurcan Karakaya, kucağındaki 11 aylık bebeği Mustafa ile birlikte PKK'lı hainlerin hedefi olmaktan kurtulamadı. Dün tüm Türkiye'nin gözyaşları arasında toprağa verdiği şehitlerin cenaze törenini izlerken bu bebek katillerinin gerçek yüzlerini ortaya çıkaran, o günden beri hafızama yerleşip uykularımı kaçırdığı gibi rüyalarımın da kabusu olan korkunç günü hatırladım diyor. Ve geçmişten gazetecilik ve habercilik yaptığı bir gezinin notlarını hatırlatıyor. Şanlıurfa'da Atatürk Barajı'nda başlayan turumuz diyor Diyarbakır'da sona eriyor. Programa göre Özal Diyarbakırlılara bir konuşma yapacak ve sonra yaşadığımız şehirlere döneceğiz. Miting saati yaklaşırken İdil'e bağlı Yuvalı köyünün PKK baskınına uğradığı ve çok sayıda köylünün hayatını kaybettiği haberi geliyor diyor. Özal ve beraberindekiler hemen helikoptere atlayıp olay yerine uçuyorlar. Ben de son dakikada helikopterlerden birine binmeyi başarıyorum. Köye geldiğimizde korkunç bir tablo var şeklinde anlatıyor Dündar ve devam ediyor yazısına. Evler bombalanmış, yakılıp yıkılmış, deyim yerindeyse taş üstüne taş bırakılmamış. Bombalardan kurtulan kim varsa kadın, erkek, yaşlı çocuk demeden kurşuna dizilmiş. Her tarafa cesetler saçılmış, hayvanlar hatta tavuklar bile öldürülmüş. Ağıtlar ve feryatlar gökyüzüne yükselirken iki özel harekat polisi yanıma geliyor. Ellerindeki gazeteye sarılı bir şeyi gösterip bakar mısın abi diyorlar. Açıyorum, açıyorum. Sonunda ne göreyim? Küçük parmağım büyüklüğünde en fazla birkaç aylık bir bebeğin bombalarla kopmuş ayağı değil mi diye haykırışını bir anlamda anlatıyor. O ana kadar yay gibi gerilmesine, karşın güçlükle tuttuğumuz sinirlerimiz boşalıyor, hıçkırıklarımız ağıtlara karışıyor diyor Dündar. İşte PKK terör örgütünün gerçek yüzü budur. PKK bebek katilidir. Bir kez daha lanetliyorum diyor Uğur Dündar bugünkü köşesinde. Konuyu güzel anlatan ve önemli mesajları da anlatan isimlerden biri Ahmet Takan bugün Yeni Çağ'da 98 yıl sonra başlığıyla kaleme aldığı köşesinde işte sizler için seçtiğimiz bölümler. 31 Temmuz 2016'da bir kararname ile göz bebeğimiz askeri okullar kapatıldı vurgusu var hemen girişte Ahmet Takan'ın. 31 Temmuz 2018'de Hakkari'de Yüksekova ilçesinde Assubay eşini ziyarete gittiği üst bölgesinden evine dönerken PKK'lı teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın acı haberiyle bir kez daha yaralandık. Kahraman Assubayımız diyor. Vatan sağ olsun dedi. Bugün 2 Ağustos diyor Ahmet Takan. Yeni rejimle yapısı değişen yaş toplanıyor, terfiler görüşülecekmiş diye ekliyor. 31 Temmuz 1920 yılını hatırlatıyor. Afyonkarahisar Kolordu Dairesi'nde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa Türk subaylarına konuşuyor. Millet bağımsızlığınızın muhafazasından ibaret olan hayati gayesinin teminini ordudan, ordunun ruhunu teşkil eden subaylardan bekler. İşte subayların yüce olan vazifesi budur. Allah göstermesin, milletin bağımsızlığı ihlal edilirse bunun vebali subaylara ait olacaktır. Efendiler, askerlik izzeti nefsini yok etmeye gayret ettiler. Ordumuzu tamamen lağvederek milleti bağımsızlığını muhafaza için muhtaç olduğu dayanak noktasından mahrum etmeye teşebbüs ettiler. Bir taraftan da müdafaasız, ordusuz bıraktıklarını zannettikleri milletin de izzeti nefsine, her türlü haklarına ve mukaddesatına taarruzla milleti alçaklığa, boyun eğmeye alıştırmak planını takip ettiler ve ediyorlar. Herhalde ordu, düşmanlarımızın birinci taarruz hedefi olduğu, orduyu imha etmek için mutlaka subayları mahvetmek, aşağılamak lazımdır. Buna da teşebbüs ettiler. Bundan sonra milleti koyun sürüsü gibi boğazlamakta engeller ve müşkülat kalmaz diye de o tarihi konuşmanın notlarını hatırlatıyor. Hayatında bir an olsun bile subaylık yapmış,
subaylık izzeti nefsini, şerefini duymuş, ölümü küçümsemiş bir insan, hayattayken düşmanın tasarladığı ve reva gördüğü bu muamelelere katlanamaz. Onun yaşamak için bir çaresi vardır. Şerefini korumak, halbuki düşmanlarımızın da kastettiği o şerefi ayaklar altına almaktır. Dolayısıyla subay için ya istiklal ya ölüm vardır. Fakat arkadaşlar, ölmeyeceğiz. Bağımsızlığımızı muhafaza ederek yaşayacağız ve milletimizi daima bağımsız görmekle bahtiyar olacağız. Tak paşa gitmiş, şak paşa gelmiş. O kor olmuş, bu or olamamış. Bunların hepsi vesaireden ibaret diye devam ediyor Ahmet Takan bu konuşmayı hatırlattığı köşesindeki son notlarında. Hiç dert etmeyin diye devam ediyor. Bu ordu Mete Han'ın, Gazi Mustafa Kemal'in ordusu. Genetiği belli, özü belli. 31 Temmuz 2018. Ne dedi Jandarma Subay Serkan Karakaya? Vatan sağ olsun. O Mustafa Kemal'in şerefli Türk subayı. Türk ordusunda Serkanlar bitmez. Asla kurutamayacağınız, kapatamayacağınız Türk ırkı askeri okulları daha nice Serkanlar yetiştirecektir. Anlayana diyor Ahmet Takan bugünkü yazısında. Evet, gerçekten 11 aylık evladımızı ve değerli astsubayımızın eşinin yaşamını yitirmesi toplumda çok büyük bir öfkeyi beraberinde getirdi. Ama buna karşılık Mehmetçiğimiz, polisimiz, askerimiz, korucumuzun da kararlı mücadelesine daha da bir kararlılık sürecini de ateşlemişe benziyor. Bu çerçevede de yıkılan ve dağılma noktasına gelen terör örgütünün sivilleri hedef alan alçakça bu eylemi sonrasında da örgütten kaçışların ve kopmaların başladığına ilişkin haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Bunu da özellikle ifade edelim. İşte sabahın notlarında sizler için seçtiğimiz köşe yazılarında tepkiler bu şekilde yansımış. Yeniden gündemle devam edelim. ABD-Türkiye ilişkilerinde ipleri kopma noktasına getiren Rahip Brunson için özel ekip kuruldu. Brunson, elektronik izleme birimi tarafından 7 gün 24 saat sıkı şekilde takip ediliyor. Serbest bırakılmadığı için Türkiye'ye yaptırım tehditleri savruldu. Sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle cezaevinden çıkarılarak ev hapsine gönderildi. FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 35 yıl hapsi istenen Amerikalı papaz Andrew Craig Brunson sıkı denetim altında. Brunson, takılan elektronik kelepçe yöntemiyle elektronik izleme birimi tarafından oluşturulan özel ekiple 7 gün 24 saat sıkı şekilde takip ediliyor. Brunson, Ankara'daki denetimli serbestlik daire başkanlığı elektronik izleme biriminde FETÖ şüphelisi olarak kayıtlı. Evinde evin ütesi denilen cihaz kurulan ve ayağında bir kelepçe takılı olan Brunson'un ayağındaki kelepçeye bir zarar verilmek istendiğinde sistem bunu görüyor ve merkezden haber alınıyor. Yavaş yavaş, arkadaşlar bir saniye. Ayrıca papaz için ek önlemler de alınmış durumda. Özel eğitim almış iki kişi de sadece Brunson'un izlenmesini gerçekleştiriyor. Yavaş bir saniye bir açın şöyle. Brunson fiziki olarak da evinde denetimli serbestlik denetleme memurları tarafından da her gün düzenli olarak kontrol ediliyor. Ve işte dünkü cenaze töreninden notlar. Terör örgütü PKK 11 aylık bir bebeği ve 25 yaşındaki annesini hayattan kopardı. Nurcan Karakaya'ya Hakkari'de görev yapan astsubay eşine sürpriz yapmış, 3 bölgesine gitmişti. Dönüş yolunda PKK'ların bombalı saldırısında oğluyla birlikte şehit oldum. Teröristlere tokat gibi yanıtsa 11 aylık Mustafa'sını ve çok sevdiği eşini teröre kurban veren jandarma astsubay çavuş Serkan Karakaya'dan geldi. Astsubay, vatan sağ olsun, kanlarını yerde bırakmayacağım dedi. Vatan sağ olsun diyecek fazla bir şeyimiz yok. İki canımız vardı. İkisini de vatan için feda ettik. Allah devletimize, milletimize, askerimize, polisimize zeval vermesin. Törende 11 aylık bebeğinin yastığını elinden bırakmadı. Kokladı, sarıldı. Jandarma Subay Serkan Karakaya terör saldırısında hem eşini hem 11 aylık bebeğini şehit verdi. Vatanını
gözünü kırpmadan savunan Assubay vatan sağ olsun dedi. Bu teşkilatta görev yapıyorum. Seve seve de yapmaya hazırım. Bundan sonra eşim ve çocuklarım için çatışacağım. Asker eşine sürpriz yapmak istemişti hemşire Nurcan Karakaya. Kısa süre önce tayinleri Uşak'tan Hakkari'ye çıkmıştı. Üst bölgesinde görev yapan eşini ziyaret etmek için yola çıkmıştı. Yanında da 11 aylık bebeği vardı. Ziyaret için geldi. 2 saat falan oturduk. Daha sonra aşağı indi. 15 dakika sonra da patlama meydana geldi zaten. Doya doya görüştüler. Ayrılmak zor gelmişti ama vatan görevi beklemezdi. Vedalaşıp ayrıldılar. Assubay eşi Nurcan Karakaya dönüş yolunda pusuya düştü. Teröristlerin tuzakladığı bomba infilak etti. Olay yerinde 5 metre çapında 3 metre derinliğinde çukur oluştu. Nurcan Karakaya olay yerinde şehit oldu. 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya da hastanede terör kurbanı oldu. Bebek katili değiliz. Ama çocuğum ve eşimin kanını yerde bırakmayacağım. Şehit anne ve oğlu için ilk tören Hakkari'de yapıldı. Eşini ve bebeğini kaybeden jandarma subay çavuş Serkan Karakaya törende metanetini korudu. İkinci tören Kayseri'de yapıldı. Şehit Karakaya'yı annesi bin bir zorlukla büyütüp okutmuştu. Vatan sağ olsun. Onlar bir öldürür biz bin dirilirik. Onlar bir çocuk öldürür bizim bin çocuğumuz olur. Vatan sağ olsun. Anne ve oğlu daha sonra memleketi Sivas'a uğurlandı. Şarkışlı'daki baba evinden helallik alındı. Muhsin Yazıcıoğlu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Binlerce kişinin katıldığı törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Tabii bunların inine girdik. Girmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Bunların peşini bırakmak yok. Özellikle son haftalarda, son aylarda, son yıllarda ne denli onlar kaçıp biz kovalıyoruz biliyorsunuz. Bu fotoğraf karesi ise herkesi duygulandırdı. Güvenlik güçleri terör operasyonlarında kullandıkları mühimmatlardan birinin üzerine şehit anne ve bebeğin adını yazdı. Hakkari'deki PKK saldırısına siyasilerden sert mesajlar geldi. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye ve onları meclise sokan partilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu onlara cevaptır dedi. PKK'yı Amerika'nın silahlandırdığını hatırlatan İçişleri Bakanı Soylu, artık kimse hesap sormasın ifadelerini kullandı. Saldırıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de tepki gösterdi. Bu terörün aslında tanımını çok açık, net bir şekilde yapıyor. Hakkari'deki PKK saldırısına bu sözlerle tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Bu saldırının PKK'ya destek veren, onları meclise taşıyanlara en iyi yanıt olduğunu söyledi. Malum bu terör örgütünün yanında olan, onlarla beraber olan, gerek içeride gerek dışarıda, gerek siyasi gerek gayri siyasi, bütün bu odaklara herhalde bundan daha güzel bir cevap, daha güzel bir tanım olmaz. Ve onlarla birlikte onları parlamentoya gönderme gayreti içerisinde olanlara da bu en güzel bir cevaptır. Erdoğan'ın mesajı sadece iç siyasete yönelik değildi. PKK-PYD'ye tırlarla silah gönderen Amerika'nın son yaptırım tehdidine ilişkin de konuştu. Bu tür tehdit dili kullanmaya da biz kusura bakmasınlar pek prim vermeyiz. Yani bunun da bilinmesini istiyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu sözlerle tepki gösterdi. PKK 40 yıl önce de bebek katiliydi. Liderinden, kurucusundan, en tepesinden, en alttaki adamına kadar PKK'nın alayı dün de bebek katiliydi, bugün de bebek katiliydi. PKK'yı silahlandıran Amerika'ya tepki gösterdi Soylu. Kanlı ortaklarınızı kurtaramayacaksınız dedi. Artık hiçbirisi ne bizim operasyonlarımıza laf söyleyebilir, ne mahkemelerimize ve yargımıza laf söyleyebilir, ne de kiminle ortaklık yapacağımıza, kimden onu seçip yapacağımıza laf söyleyebilir. Burada bu ülkenin mesleği büyüklükleri PKK dedikleri işte budur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuştu terör eylemiyle ilgili. Bir insanlık suçu. Bir anneden bir çocuktan ne istersiniz siz?
Bir annenin bir çocuğun günahı nedir? Bunu yapanlar acaba insanlıktan nasiplerini aldılar mı? Lanet olsun diyoruz, lanet olsun. Bir çocuğu, bir anneyi acımasızca katledenlere lanet olsun. Hep birlikte teröre, terör örgütlerine, teröre destek verenlere hep birlikte karşı çıkarsak bu belayı başımızdan atarız diye düşünüyorum. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de açıklama yaptı. Perinçek, Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğini saygıyla anıyorum. Bölücü ve gerici terörün kökünü kazıyacağız dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Akar, o masum yavrunun intikamını almadan, o annenin hesabını sormadan, şehitlerimize olan sözümü tutmadan Cenab-ı Allah canımızı almasın. İnlerine gireceğiz, inlerinize. Hayatını kaybeden yavrumuza ve annesine Allah'tan rahmet diliyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da taziye mesajı yayımladı. Onların mekanı cennettir inşallah. Katillerinin yeri ise hem bu dünyada hem de ahirette cehennem olacaktır dedi. Türkiye'de katilin adına hala PKK diyemeyenler var. Türkiye'nin yüreğini dağlayan saldırıyı yapan PKK'yı eleştirmekten, kınamaktan korkanlar. Kim bu onlar? Başta terör örgütünün siyasi uzantısı HDP geliyor. Faili gösteremeyenlere tepki Vatan Partisi'nden geldi. 26 yaşında bir anne ve 11 aylık bir bebek PKK'nın hain saldırısıyla şehit oldu. PKK, Türkiye'nin yüreğine ateş, gözlerine yaş düşürdü. Terör örgütüne tepki büyürken, vatan sağ olsun derken, bazı isimlerse saldırıyı yapana PKK demekten korktu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyaset yapan HDP, PKK'nın siyasi kolu. Milletvekilleri PKK'lı teröristlerin cenazesine katılan HDP saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı, saldırıyı kınadı. Daha biz Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini. HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzalı açıklamada şiddet kısır döngüsü daha fazla insan yaşamını yitirmeden sona ermelidir denildi. HDP'li vekiller de sadece yarım ağızla PKK'ya dokunmadan terör olayını kınamakla geçiştirdi. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP'li Sezgin Tanrıkulu da katilin adını söyleyemedi. Kaftancıoğlu ve Ağbaba tepkiler üzerine mesajlarını düzeltmek zorunda kaldı. Terörü lanetleyen ancak terörün failini ağzına alamayanlara tepki Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, HDP PKK'nın kanlı rolünü gizlemektedir dedi. PKK askerimizi, polisimizi ve korucularımızı şehit ettiği zaman ses çıkarmayan, hatta terörist cenazelerine giden HDP ve çevresi, şimdi bir anne ve 11 aylık bebeğimizin şehit edilmesi üzerine sözde kabul edilemez açıklamaları yapmaktadır. Şiddetin kaynağı kim olursa olsun diyerek lafa başlayanlar, terörün ve şiddetin kaynağı olan örgüt belliyken ve adı PKK iken bunun adını bilinçli olarak anmamaktadırlar. PKK'nın kanlı rolünü gizlemektedirler. Zaten PKK'nın aday listelerini hazırladığı bir partiden başka türlüsü de beklenemezdi. Reyhan, Vatan Partisi'nin HDP'nin kapatılması için gerekli bütün delilleri birçok kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğunu hatırlattı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve Adalet Bakanlığı'nı göreve çağırdı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve Adalet Bakanlığı'nı göreve çağırıyoruz. Bir an önce Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası açılmalıdır. Vatan Partisi bütün gövdesiyle terörle mücadele mevzisindedir. Bölücü teröre karşı kararlılıkla mücadele eden askerimizin, polisimizin ve korucularımızın yanındayız. Türkiye, Amerika güdümlü bölücü terörü ezecektir. CHP yöneticilerinin de PKK'nın adını anmaktan kaçınmasını eleştiren Reyhan, şaşırmadık. Her evden bir oy HDP'ye, bir oy CHP'ye diyen kişilerdir ifadelerini kullandı. Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Şırnak'ta silahlı 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Üst üste darbe alan terör örgütünde çözülmeler de hızlandı. PKK'dan kaçıp askere teslim olan teröristler çok pişmanız, kaçmak isteyen çok kişi var dedi.
Şırnak'ta PKK'lılar İHA'dan kaçamadı. Teröristler Güneyçam üst bölgesi kırsalında İHA'lar tarafından fark edildi. Bölgeye hava harekatı düzenlendi. 5 PKK'lı silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Komando birlikleri sevk edilen bölgede operasyonlar sürüyor. Tunceli Valiliği de terör operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı. 2 Haziran'da Tunceli Merkez Kırsalı'nda 7 PKK'lı öldürülmüştü. O teröristlerden birinin 3 yıl önce Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit olduğu saldırıyı düzenleyen PKK'lı Deniz Düzgün olduğu öğrenildi. Kırsaldaki operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. PKK'nın iç yüzünü gören çok sayıda PKK'lı başarılı operasyonların da etkisiyle örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Bir anda zaten kendimi terörün içinde buldum ve bir baktım zaten kandırıldığımı anladım. Sadece Şırnak'ta 6 ayda 103 terörist etkisiz hale getirilirken teslim olanların sayısı 201'e yükseldi. Onlardan biri de Azat Kod adlı AB. Bir şey yemek yoktu, hep çalışıyorduk, köle gibi çalıştırıyorlardı bizi. Bir fırsat bulup kaçmaya çalışmak istedim ve kaçtım. İfadesinde örgütün iç yüzünü ve pişmanlığını anlattı. Şubat ayında kandırılarak örgüte katılmıştı. Diyorlardı Türkiye devletine giderseniz sizi işkence edip öldürürler ama öyle bir şey yok. Zaten geldim Türkiye devletine sandım. Çok iyi baktılar bana. SA'da İran kuzeyindeki kamplardan kaçıp teslim oldu. Örgütte kötü muameleye maruz kalan SA en büyük hatasının PKK'ya katılmak olduğunu söyledi. Adamın farkına geç vardım ve biliyorum ki benim konumda olan birçok kişi var. Bunlara söylemek istediğim şu, korkmasınlar, sadece yanlış yaptığının farkına varsınlar, burada teslim olsunlar. Bu arada Arıdeo Beyazıt'ta da 26 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Ciğerhun Ahmet Kod adlı Ahmet Doğru olduğu belirlendi. Açıklama Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapıldı. Bir araya gidiyoruz, yeniden birlikte olacağız. Günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz. 2 Ağustos 2018 Perşembe Aydınlık Gazetesi'ne bakalım şimdi de. Aydınlık Gazetesi 2 Ağustos'ta manşetini Bebek 3 nokta diye dünkü o hüznü anlatan manşetle okuyucularının karşısında. Biraz daha aşağı inelim, sür manşeti de görmek gerekiyor. Önemli gündem ekonomi. Türk bakanlara terörist muamelesi de sürmanşette. Üretici kambur mu? Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in yazısı yine Aydınlık Gazetesi'nden okuyabilirsiniz. Ve zam dalgası geliyor başlıkları dikkat çekiyor. Zam dalgası bugün Güngör Uras'ın da gündeminde köşe yazısında. Hemen onun ayrıntılarını oradan da görelim. Çünkü darboğazdan ve enflasyondan çıkışın yol haritaları aranıyor. Bir Uras'ın yorumlarına bakalım. Gerçekçi olalım diyor. Darboğazdan ve enflasyondan çıkışın ana yolu olarak son yıllarda uluslararası kuruluşlar 3 tedbir üzerinde duruyor diyor. Bir, kamuda ve özel sektörde harcamaların düşürülmesi, tasarrufun arttırılması. Bunun anlamı mevcut yaşam şartlarının altında bir yaşam çizgisine inmektir. Gelirde geriye gitmek zor. Dikkat buyurulursa bu tedbir Yunanistan'da sert bir şekilde uygulandı. Aynı şekilde Portekiz, İspanya ve Romanya'da da uygulamaya geçildi diye ekliyor. İki, maaşlarda, ücretlerde enflasyonun gerisinde artışlara razı olmak. Gerçekleşen enflasyon oranına göre maaş ve ücretlerde zam kabul edilmemektedir. Bu ise ne kadar enflasyon, o kadar maaş ve ücret zammı ve sosyal güvenlik harcamaları artışı politikasıyla ters düşen bir uygulamadır diyor. Üçüncü sıradaysa nihayet bizler için kabulü ve gerçekleştirilmesi çok zor olan I see free. Kolay işe alma, kolay işten çıkartma sisteminin getirilmesidir. Son aylarda Atina ve Paris'teki işçi ve öğrenci hareketlerinin arkasında bu tedbirler vardır şeklinde özetliyor. Yani aslında içinde bulunduğumuz ekonomik süreçte önümüzdeki günlerde neler yaşayabiliriz de belki bu üç madde anlatabiliyor. Türkiye olarak bu tedbirleri uygulamaya koymamız imkansızdır. Hükümet hiç olmazsa ertelenen maliyet artışına dayalı zamları fiyatlara yansıtmak zorundadır. Burada diyor hemen
Peki iyi de bu fiyat artışlarına karşı maaş ve ücret artışları ne olacak sorusu gündeme geliyor. Türk insanının ekonomiye ilgisi arttıkça bunun zor, hatta imkansız olduğu görülüyor. Önemli olan bundan sonra zamların peş peşe gelmemesidir diye de kendince yorumunu ekliyor Güngör Uras. Ekonomide gerçekten zor bir dönem. Özellikle uluslararası cephelere bağımlı şekilde bir ekonomik politikanız varsa burada alacağınız önlemler de sizi sıkıntıya sokuyor. Ki özellikle son 4-5 aydır bu ekranlardan gerçekleştirdiğimiz haberlerde Türkiye'nin içindeki ekonomik çıkmaza ve girdaba da hep birlikte dikkat çekmeye çalışmış ve uyarılarda bulunmuştuk. Derhal üretim ekonomisinin çarklarının işleyeceği bir sistem üzerinde bu açıdan bir yol haritası çizilmesinin gerekliliğine vurgu yapmıştık. Tabii gözler bütün bu çerçevede Cuma günü gerçekleşecek 100 günlük icraat programını anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Burada özellikle ekonomiye ilişkin vereceği mesajlar da yakından bekleniyor ve takip ediliyor. Hürriyet'e bakalım. Hürriyet manşette bu meleği unutma Türkiye diyor. Terör örgütü PKK'nın hain saldırısına kurban giden Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Henüz bir yaşını bile doldurmamış bir bebekle annesinin katledilmesi herkesi isyan ettirdi deniyor. İdamla ilgili atacağımız adımlar yakın diyor Hürriyet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurcan Karakaya ile minik Bedirhan Mustafa'nın Sivas'taki cenaze törenine katıldı. Cenaze namazından sonra konuşan Erdoğan, idam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur. Onaylarım ve bununla ilgili inşallah atacağımız adımlar yakındır diyor. Hans Georg ne der? Biz buna bakmayız şeklindeki açıklaması da yine bu haberin hemen altında yer alıyor manşetin altında. Sürmanşette ise Washington'dan skandal karar, ABD Başkanı ABD'li Amerika Birleşik Devletleri ABD'li Pastor Andrew Bronson'ın serbest bırakılmasında payları bulunduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldı. Washington'ın bu hamlesine Ankara sert tepki gösterdi deniliyor ki gün içinde buna ilişkin açıklamalar gelmeyi sürdürecektir. Geldikçe sizlere duyurmaya da devam edeceğiz. Sabah gazetesine bakalım. İki canımı verdim, 200 can alacağım. Hakkari'de eşi ve oğlu PKK'nın pususuyla şehit düşen Astsubay Karakaya, bir şehit eşi asker olarak andolsun ki katil sürüsünün kökünü kazıyana kadar durmayacağız açıklamasına yer vermiş. Bedelini ödeyecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması da bu başlıkla duyurulmuş haberde. Akşam gazetesi, canı cananı bütün varım aslında hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyaya cüda, dünyada cüda diyerek de dünkü cenaze töreninin notlarını manşetinde birinci sayfada geniş bir şekilde görüyor. Washington'dan harakiri diyerek de dün gece itibariyle Amerika'nın yeni devreye soktuğu hamle ve buna karşı Türkiye'nin verdiği yanıt yer alıyor. Sürmanşette ise hiçbir çocuğu üzmeyeceğiz. Milliyetin Bakanlığı LGS sonrası öğrencilerin mağdur olmayacağını açıkladı. Hiçbir öğrencimizi üzmeyeceğiz. Kontenjanlar artırılacak, gerekirse ikili eğitime geçirecek açıklaması dikkat çekiyor. Eğitim 2-3 gündür özellikle gündemde. Biz önce Melih Aşık'ın yazısından notu, ardından da haberimiz olan 21. Haber Abbas Güçlü'yü hazırlasın arkadaşlar. Peşinden de eğitime ilişkin o irdelediğimiz ve takip ettiğimiz haberleri yansıtalım. Melih Aşık Milliyet'te diyor ki eğitimde döküm. Liseye giriş sınavlarında on binlerce öğrenci açıkta kaldı. Üniversite sınavlarında 500 bin öğrenci barajı aşamayarak dışarıda kaldı. İktidarın göz bebeği İmam Hatip okulları hem lise hem üniversite giriş sınavında sonuncu oldular. Eğitimde büyük çöküş yaşanıyor. Biz hep böyle miydik? Misal diyor Nobel ödülü sahibi Aziz Sancar. İlkokulu Mardin'in Savur ilçesinde okumuş, orta öğrenimini Mardin'de yapmış, üniversiteyi İstanbul Tıp'ta bitirmiş. Anlaşılan o ki diyor Melih Aşık, Cumhuriyet okulları 50'lerde Nobel ödülü alacak bir bilim adamına temel eğitim vermeye yeterli nitelik ve düzeydeymiş. Bugünse
çağın getirdiği bütün imkanlara rağmen dünkü kadar başarılı değiliz diyor. Bu toplumun vatan sevgisi sağ sola bayrak asmaktan ibaret. Hiç ülkemi güzelleştireyim, yerlere çöp atmayayım, çevremi temiz tutayım, ağaçlandırayım diyen yok. Ben bu vatanın yeşiline, taşına, toprağına ölürüm diyen adam ertesi gün ormanda mangal yakıp yerleri çöp içinde bırakıyor. Fatih Maçoğlu'nun yorumunu da bu yazısına eklenmiş ve eğitim gündemi gerçekten önemli ve bu açıdan da özellikle anneler, babalar, veliler ve öğrenciler oldukça tedirgin. Yaklaşık 2,5 milyon adayın heyecanla beklediği yüksek öğretim sınavı sonuçları da belli olduktan sonra özellikle öğrencilerin yaptığı net sayıları ve eğitim sistemindeki sorumlu tablo net bir şekilde ortaya çıktı. Sonuçları değerlendiren eğitim uzmanı Abbas Güçlü, sonuçlara baktığımızda başarı oranları çok düşük. Türkiye'de eğitim sisteminin değişmesi ve reform yapılması gerekiyor dedi. Önceki yıllardan çok farkı yok. Özellikle fen ve matematikte dibe vurmuş durumda. Başarı durumu çok yerlerde sürünüyor adeta. 2.322.422 adayın girdiği yüksek öğretim kurumları sınavı sonuçları belli oldu. Ancak sonuçlar beklentinin altında kaldı. Sınav sistemine bakarak eğer eğitim sistemine bir not verirsek 10 üzerinden 2 ya da 3 alır. Sonuçları ulusal kanala değerlendiren eğitim uzmanı Abbas Güçlü, sonuçları bir aynaya benzetirsek görüntü çok kötü dedi. Bu sınav sonuçları Türk eğitim sisteminin bir ölçüde aynası ve aynaya baktığımız zaman da çok keyifli bir görüntü yok. Hemen her konuda yerde sürünen bir testler var. Matematikte böyle de, Türkçe'de ya da coğrafyada, tarihte farklı değil. Güçlü eğitim sisteminin çıkmazlı olduğunu söyledi. Eğitim mi var ki sistemi olsun diyeceğim ben. Eğitim elime elime dökülüyor gerçekten. Bu bugünün sorunu değil. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, son 50 yıldır Türkiye'de eğitimden söz etmek gerçekten zor. Güçlü, üniversite giriş sınavında en başarısız okulların İmam Hatipler ve meslek liseleri olduğunu vurguladı. Biz son yıllarda bütün mahalledeki okulları kapatarak İmam Hatip ve meslek lisesi haline dönüştürdük. Çünkü böyle bir istek var dedik, trend var dedik. İmam Hatipler ve meslek liselerinin sayısını arttırdık. Çocuğunu gerçekten İmam Hatip'e ve meslek lisesine göndermek isteyen aileler de frene bastılar. Çünkü üniversite giriş sınavlarında en başarısız okullar bunlar. Niye başarısızlar? Buraya giden öğrenciler tembel ya da oradaki öğretmenler başarısız mı? Hayır. Bu sınav kurgusu tamamen fen liselerinde kolejlere göre kurgulanmış bir sınav. Abbas Güçlü, eğitim sisteminin bir reforma ihtiyacı olduğunu ifade etti. Yani eğitim sisteminin çok büyük bir reforma ihtiyaç var. A'dan Z'ye ihtiyaç var. Ciddi bir insan gücü planlamasına ihtiyaç var. Çünkü biz yılda 1 milyon 200 bin çocuk doğuyorsa biz bunları alıp hepsini üniversite önüne götürüp yiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bu böyle değildir. Üniversite adayları tercihlerini 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Gidip öğrenim görmeyecekleri fakülteleri kesinlikle ama kesinlikle yazmasınlar. Yani kazandıklarında mutlu olacakları, mutlu bir öğrencilik yapacakları ve mezun olduktan sonra da o alanda çalışacaklarsa orayı yazsınlar. Diğeri hiç önemli değil. Adayın istediği bölümü seçmesi büyük önem taşıyor. İyi üniversite diye bir şey yoktur. İyi öğrenci vardır. İyi öğrenciler nereye giderse gitsin her yerde başarılı olur. Karar Gazetesi'ne bakalım. 81 milyonun yüreğinde uyuyacaklar diyor. Türkiye PKK'lı alçakların bombalı pusuyla şehit ettiği Nurcan Karakaya'yla 11 aylık oğlu Mustafa'yı tek yürek olup son yolculuklarına uğurladı. Geride büyük acısını vatan aşkıyla bastırmaya çalışan Assubay Baba'nın sözleri kaldı. Biz evlat katili değiliz, kanlarını yerde bırakmayacağız dedi diyor. Haberin ayrıntısında Washington tırmandırıyor. Ankara ile Washington arasındaki tarihin en büyük krizinde Beyaz Saray skandal açıklama yaptı. Ateşe benzin döktü. Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulanacak deniyor. Kurultay için son saatler, CHP'de kritik gün, ana muhalefette 24 Haziran seçimleri sonrası başlayan olağanüstü kurultay tartışmasında muhalif kanadın bugün imzaları teslim etmesi gerekiyor. Genel merkez yeterli sayıya ulaşılamadığını söylerken başını incenin çektiği kanat salt çoğunluğu ifade eden 625 imzanın toplandığını öne sürdü deniyor haberin ayrıntısında. Milliyete bakalım. Biz bir ölür bin diriliriz diyor. PKK tuzağında şehit düşen 11 aylık Bedirhan'ın annesi Nurcan Karakaya'nın tüm Türkiye'yi ağlattı. Kardeşler aklından çıkarmasın, onlar katlettikçe biz doğarız vurgusuyla bugün manşet haberini ayrıntılandırmış. 211 bin öğrenci açık liseye deniliyor. Bu da özellikle kız çocuklarımızı maalesef yakından ilgilendiren bir konu. Daha bir önceki yılın istatistiği
örgün eğitim hayatında kız çocuklarımızın olmayışına ilişkin veriler çok çarpıcı bir şekilde yansıyordu. Özellikle bu yeni dönemde sınav sonuçlarıyla birlikte çok genel bir çoğunluğun açık liseye geçiş ihtimali ki önümüzdeki yıllardaki eğitimlerini de bu çocukların yakından ilgilendiriyor. Maalesef bu eğitim sistemindeki en önemli sorunlardan da birini oluşturuyor. Bunu da yakından takip etmek gerekiyor. Özellikle belirtelim. Yaptırım anında rest sürmanşette bir diğer haber. VAR'a destek verin. Futbolda video yardımcı hakem sisteminin tanıtımı dün gerçekleşmişti. TFF Başkanı Yıldırım Demirören futbol camiasına büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. Futbolcularımıza, yöneticilerimize, başkanlarımıza, futbolun tüm paydaşlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen kaos üretmeyin, VAR'a destek verin açıklaması da bugün sürmanşette yer almış. Milli Gazete, ABD'nin ileri operasyon merkezi nerede özel haber logosuyla verilmiş manşette. Hedefine İran'ı alan ABD şimdilik ekonomik ambargoyla Tahran'ı köşeye sıkıştırmaya çalışırken olası bir askeri müdahalede Türkiye'nin tutumu daha da önem kazanıyor. Türkiye İran'a karşı ekonomik ambargoya sıcak bakmazken ABD'nin Türkiye'deki gizli ileri karakolları aydınlığa kavuşturulması gereken bir konu olarak önümüzde duruyor. Defalarca burada askeri uzman ve stratejistlerle Türkiye'de oluşturmak istenilen üstlerdeki Amerika'nın varlığı, mevcut silah yükü ve gerçekleştirdiği hedefleri defalarca burada dile getirmiştik. Ve bu çerçevede Türkiye'de bulunan Amerikan üslerinin kapatılması ve oranın TSK denetimine girmesine ilişkin çağrıları da tekrar etmiştik. Bunu da özellikle belirtelim. Orta Doğu Gazetesi'ne bakıyoruz. Türkiye'yi ağlatan veda diyor. Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan asker eşi 25 yaşındaki Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa dün son yolculuklarına uğurlandı diyor. Tehdit diline prim vermeyiz, Erdoğan'ın Amerika'ya açıklaması. CHP'de ipler kopuyor da bir diğer haber başlığı ve manşeti olarak dikkat çekiyor. Bir yandan tabii CHP'de bugün imzalar toplanıp verilecek mi, yeni bir açıklama yapılacak mı, imzalar toplandı mı, karşılıklı açıklamalardaki doz da tırmanırken bir diğer yandan da yerel seçimler öne alınacak mı, alınmayacak mı, bu soruya da yanıt aranmaya çalışılıyor. Kısmen Abdülkadir Selvi bugün Hürriyet'te hem CHP içindeki gelişmeleri değerlendirmiş ama biz sizler için yerel seçimler öne alınacak mı başlıklı bölümünü aldık. CHP'deki süreci şöyle özetliyor, bunun içine de yorumlamış. Bu durumda diyor ne 635 imzayı bulamadığı için olağanüstü kurultayı toplayamamak, Muharrem İnce açısından bir rezimet, ne de yeterli imza bulunamadığı için olağanüstü kurultay tehlikesini itiraf etmek Kılıçdaroğlu açısından bir zafer diye yorumlamış. Kılıçdaroğlu'nun büyük gerilim yaratıldı, yaşanan süreçte parti çok hırpalandı. Bu sürecin sonunda partinin derlenip toparlanması lazım. Süreç sonuçlandıktan sonra bir an önce de bu tahribatı gidermek zorundayız tespiti yerinde diye yorumlamış Selvi. CHP yıprandı ama nasıl toplanacak orası meçhul diyerek de ekliyor. CHP'de bu tartışmaların bitmesi için yerel seçimlerin öne alınmasını fırsat olarak görenler var diye devam ediyor yazısına. İktidarın yerel seçimleri Kasım ayına çekeceği gibi bir beklenti söz konusu. Mart ayında yapılacak seçimlerin mevsim koşulları nedeniyle sıkıntılı olabileceği tezinden hareket ediliyor. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri yerel seçim kampanyası sırasında düşmüştü. 2017 referandumla 2018 seçimle geçti. 2019'da da seçim gidip en azından önümüzdeki 8 ay boyunca ülkeyi seçim atmosferinde tutmayalım dediği yazısını, 2018 yılıyla birlikte seçim defterini kapatıp önümüze bakalım, ekonomiyle ilgili kararları alıp uygulamak için 2019 yılını beklemeyelim görüşünde olanlar var diye de ekliyor. Ancak yerel seçimlerin öne çekilmesini istemek yetmiyor, anayasa değişikliği gerekiyor. AK Parti ile MHP'nin sayısı buna yetmediği için bir anayasal engel söz konusu diye de bir hukuki zemini sayfasına taşıyor ve yansıtıyor. Nerede ne oluyor gerçekleri öğrenmek için de Aydınlığın haber müdürü Tevfik Kadan stüdyomuzda. Sevgili Tevfik, hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. Yazılar, yorumlar, biraz bu siyaset bir çok başlığı da ben sormak istiyorum ama bu tabii bütün manşetler dünkü son yolculuğunu uğurladığımız astsubayımızın eşi ve 11 aylık evladının hem büyüyen bir öfke, tepkiler var.
özellikle HDP merkezli de başlayan yeniden bir tartışma söz konusu. Gazetelerin sayfalarına göz atmışsındır sen mutlaka aşağıda. Nasıl yorumluyor, nasıl özetliyorsun? İstersen oradan başlayalım. Ya, tabii sözün bittiği noktadayız. PKK bundan 30-35 yıl önce nasıl çocuk katliamıyla başladıysa bu işlere, bugün aynı şekilde şiddetin aslında en kirli yüzünü yeniden Türk toplumuna gösterdi. 11 aylık Mustafa bebeği ve annesini alçakça bir katliamla kaybettik. Tabii burada oklar bir anda muhalefet partilerine döndü. Yani bu çok anlamlı aslında. Çünkü PKK'nın meclisteki yasal partisini meclise sokma gayreti gösterenler dün o cenazelere katılamadılar. Halkın içine giremediler, onlarla birlikte yürüyemediler. Aynı acıyı paylaştıklarını gösteremediler. Yani bu milletin acısına omuz veremediler. Dolayısıyla burada sorgulanması gereken çok ciddi bir durum var. Her şeyden önce tabii PKK'nın yasal temsilcilerinin hala mecliste temsil ediliyor olması, hala mecliste siyaset yapabiliyor olması, kürsüden Türk halkına yönelik bu şiddetleri destekleyen söylemlerde bulunabiliyor olması Türkiye açısından çok büyük bir ayıp. Dolayısıyla biz hızla HDP'nin kapatılması için gereken yasal sürecin başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada da artık muhalefet partileri, HDP'yi meclise sokanlar çeşitli siyasi getirileriyle düşünerek bunlarla omuz omuza yürüyenler, yol arkadaşlığı yapanlar kendilerini yeniden ciddi olarak gözden geçirmeli. HDP'ye giden oylarının hesabı sorulmalı. Bu kampanyalara verilen destekler sorgulanmalı. Türk milleti zaten kısmen de olsa buna cevabı veriyor. Yani sokaklarda, sandıkta ya da başka mecralarda HDP'li diğer partilerin, bunlara destek veren partilerin ilişkileri artık çok aşikar ve çok ciddi oranda tepki görmeye başladı. Bunların daha da önümüzdeki süreçte yaygın olarak sorgulanacağı bir döneme giriyoruz. Tabii şunu öngörebiliriz. Yani PKK artık kaybettikçe, tüm cephelerde kaybettikçe, gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, gerek Türkiye'de, gerek hendeklerde, işte şehirlerde, ilçelerde, dağlarda, Kandil'de vesaire girdiği her alanda, bütün cephelerde kaybettiği için giderek şiddete başvuruyor. Giderek daha pervasızca hareket etmeye başlıyor. Çünkü örgüt dağılma noktasına gelmiş durumda. Örgüt üyeleri dahi bu katliamları sorgulaya pozisyona düştüler. Yani artık neden bebeklerin hedef alındığını sorgulayan ve örgütten kaçmak isteyen çok sayıda insan olduğunu biliyoruz. Fakat itiraflara yansıdı bu. Evet, itiraflara yansıyor. Fakat telsiz konuşmalarına aksi bir kara propaganda yaparak hani Türk silahlı kuvvetlerinin yakalandıklarında kendilerine çok kötü muamele edecekleri yönünde bir kara propagandaya da maruz kalıyorlar. Dolayısıyla buradan eğer bizi dinliyorlarsa ya da onlara aileleri ulaşabiliyorsa bunu tekrar çağrısını yapmakta fayda var. Türk Silahlı Kuvvetleri kötü bir muamele yapmıyor. Teröristi aynı yani mütekabiliyet esasıyla teslim olmuş bir adama silahla cevap vermiyor. Onu gerekli yasal süreci neyse Türk Cumhuriyeti'nin o aslında şefkatli kollarına teslim ediyor. Bir tane bile örneği yoktur bunun. Yani yok, evet, teslim doğru olana böyle bir TSK, uygulama. Hatta ama Türk tabii ordusu, bu işte HDP destek bilmem ne işte o örgüt içinde maalesef kaçmak isteyenlerin bile kurtulmak isteyenlerin önünü tıkıyor galiba, değil mi? Yani oralarda bir kendini çünkü zemin ve güçlenme tabii çok kulları ciddi buluyor. Miktarlarda para yardımları görüyorlar. Siyasi yardımlar görüyorlar. Yani dağılma noktasına geldi dediğimiz örgüt meclisten işte HDP milyonlarca para alıyor ve bunlar bir şekilde örgüte kanalize oluyor. Dolayısıyla hala daha bir siyasi umut gördükleri için de örgütün dağılma süreci giderek zorlaşıyor. Ya PKK ile mücadelenin daha kararlı ilerlemesi için özellikle siyasette derhal HDP'nin kapatılması, bu yardımların kesilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. PKK'ya PKK diyemeyenler, bir de onu çok tartıştık. Maalesef. Dün tabii bu çerçevede gözler siyasi liderlere çevrildi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzun süre sonra ilk kez bu kadar net tavır aldığını ben gördüm. Yani ondan önce bu kadar şey değildi. Bilmiyorum sen nasıl yorumluyorsun. O PKK'ya PKK demeyenler kimlerdir, nelerdir? Yani Sayın Kılıçdaroğlu sert bir konuşma yaptı ama çevresine bakıyoruz. Atılan sosyal medyadan işte tweetlerine bakıyoruz filan. Veli Ağbaba'nı gördüm ben. Sezgin Tanrıkul'un tweetlerini gördüm. HDP'nin yaptığı açıklamayla paralel açıklamalar. Yani bu artık o kadar rutin bir hale geldi ki biz HDP açıklama yapmadan önce ne söyleyeceğini kendi arkadaşlarımızla böyle bir istişare ettik ve birebir aynı cümleler. Yani
arkasındaki faillerin bulunması için gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz. Terör nereden gelirse gelsin kınıyoruz. Yani bu cümleler artık Türk toplumunun yüreğini soğutan cümleler değil. Dolayısıyla CHP'de kullandığı dile bu noktada dikkat etmesi gerekir. HDP ile aynı dili kullanmak, yani esas terörün kaynağını tanımlamamak, PKK'nın üzerinden atlamak, dolayısıyla terörle mücadelenin kararlı şekilde yürütülmesini engeller. Evet. Saat 17 bekleniyor CHP'de, hazır evet. Siyasi partilerden konuşurken bilmiyorum yani çok yorumlamaya da gerek var mı? Biz çünkü yıllarca bu günleri sevgili CHP'ye gönül vermiş yurttaşlarımızın ağır eleştirilerine rağmen buradan dile getiriyorduk. İşte süreci böyle işliyorlar, tuğlaları böyle örüyorlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni böyle değiştiriyorlar, ulusalcılık, Mustafa Kemal ilkeleri, Altı Ok'tan bakın böyle uzaklaştırıyorlar dediğimizde çok ağır hakaretlerle eleştirilere uğruyorduk. Tabii şey de ayrıca tartışılır yani hani Muharrem İnce gelse ne olacak ya da Kemal Kılıçdaroğlu kalsa ne olacak, bir zihniyet dönüşümü arzu ettiği yani CHP'ye gerçekten Mustafa Kemal aşkı ve sevdasıyla tutkun olan yurttaşlar evet. açısından bir değişiklik olacak mı? Sana bırakayım yanıtı. Ben bir lider değişimiyle birlikte CHP'de bir paradigma, zihniyet değişimi beklemiyorum açıkçası. Bunun en büyük mesajlarını da seçim sürecinde, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Muharrem İnce'nin açıklamalarıyla aslında görmüştük. Yani benim yönüm Batı, NATO'dan kopmayız, Avrasya'da demokrasi yok, Çin'de demokrasi yok gibi. Aslında yani genel CHP politikalarının en büyük çerçevede tezahürüydü onu söyledikleri. Dolayısıyla bir paradigma değişikliği beklemek doğru değil. Fakat süreç öyle bir noktaya geldi ki şimdi imza muamması var. Kaç olduğu bilinmiyor. Dün en son aldığımız rakamlara göre artı bir gibi bir rakamdan bahsediliyor. Yani gerekli olan imzadan bir iki fazlasını toplanıldığı. Ama bu da tabii noter kanalıyla yeniden kontrol edilecek CHP Genel Merkezi tarafından. Muhtemelen bu iş karakolda bitecek, mahkemede bitecek. Bir itiraz sürecinde başlayacağı düşünülebilir. Dolayısıyla CHP giderek içeride kendi iç işlerine daha da saplanıyor ve Türkiye'nin gündeminden, dünyanın gündeminden kopmaya başlıyor. Yani bakın bir yanda işte 11 aylık çocuklarımız öldürülüyor. Bir yanda ABD yaptırımları artık herkesin malumu. CHP bu süreçte kendi içine kapanarak aslında Türkiye'yi kendi sorunlarına da baş başa bırakmış oluyor. Bu da bir ana muhalefet partisine en yakışmayan tavırdır. Yani. Evet, onun ötesi dedikodu oluyor. Biz de bunu bu kadar böyle dillendirip konuşmak evet. istemiyoruz. Gerçekten sıkıldım ve yoruldum da yani. Hem köşelerini okumaktan hem yazılarını okumaktan. Takdir CHP'lerindir diyerek devam edelim. Ama dediğin çok önemli. Şimdi şu çok yığılı bir gündem. Yani bir ekonomi, iki yine Amerika'dan yaptırım tehditleriyle, hatta onun birkaç aşaması var benim anladığım kadarıyla, sadece evet. ekonomik bir fraksiyon da değil. Arada böyle bir kinayeli işte bakanların mal varlıkları donduruldu diyerek de böyle bir çamur atma diye tanımlayabileceğim de bir takım şeyler uyguluyorlar. Nasıl okumak, nasıl görmek gerekiyor? İlk defa da dört parti mecliste ortak bir açıklama ortak yaptı. Açıklama yaptı. Bu da önemsedim ben yanında olmayan partiyi de değerlendirmek lazım. Yani. Tabii onu da görmek lazım. Bir dün akşamdan beri yaşananları senin analizine evet. Oradan mı başlayalım ya da bilmiyorum, önünde yani, çok not var. Artık öyle bir noktaya geldik ki Amerika doğrudan silahını Türkiye'ye yöneltmiş durumda. Bu şu durumda Türkiye'nin başka düşüneceği hiçbir problemi yok. Yani artık Türkiye Amerika ile cephe cepheye gelmiş, namlularını birbirine uzatmış. Kim kimi vuracak? Yani an meselesi. Dolayısıyla artık bütün siyasi partilerin muhalefetiyle, iktidarıyla ve bütün toplumun bütün kesimlerinin bir olarak bu saldırıya karşı topyekün bir mücadelenin içine girmesi gerekiyor. Şimdi dün skandal bir karar duyduk tabii. Amerikan Hazine Bakanlığı Rahip Brunson'un bırakılmamasını gerekçe olarak göstererek iki tane bakanımıza yaptırım kararı uygulama kararını aldı daha doğrusu. Ve iki bakanın mal varlıklarının dondurulmasından bahsetti. İki bakan da mal varlığının olmadığını ifade etti. Bu çok da önemli değil açıkçası. Oradaki mal varlıkların dondurulması ya da yeniden onlarla bir ticari ilişkiye girilmemesi. Burada doğrudan hedef alınan Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin iki bakanı. Biliyorsunuz bizim İçişleri Bakanlığımız PKK ile mücadeledeki en etkili kurumumuz, en üst kurumlarımızdan birimiz. Adalet Bakanlığımız da FETÖ ile mücadelede en üst kurumumuz. Dolayısıyla bu iki bakanlığın doğrudan hedef alınması aynı zamanda PKK ve FETÖ ile
mücadelenin hedef alınması gibi bir alt metni de okunabilir. Evet, Süleyman Soylu'nun tweetini hemen arkadaşlarımız arkada gösteriyor. Evet. Amerika'da bir malımız var FETÖ, onu da orada bırakmayız, alacağız diye de Süleyman Soylu'nun herhalde benzer bir açıklama Abdülhamit Gül de yaptı. Abdülhamit Gül'ün de benzer bir tweeti vardı. Evet. Bunu Magnitsky yasası denilen bir yasaya dayandırarak bu kanunu geçirdiler, bu kararı aldılar. Amerikan sözcüsü açıkladı tabi biliyorsunuz ve doğrudan başkanın yetkisiyle, başkanın onayıyla yaptırılan bir yaptırım. Tabii bu yaptırımın farklı alt metinlerini okumak lazım. Yani bundan önceki yıllarda Amerika ile yaşadığımız krizlere bakarsanız her 8-10 senede bir diyelim işte bizim Haşhaş krizi, Amerikan üslerinin kapatılması ya da Kıbrıs sorunu gibi her 10 senede ismi konulan büyük bazı sorunlar yaşıyorduk Amerika ile. Ama son 2 seneye baktığınız zaman hemen hemen her hafta yepyeni bir kriz yaşıyoruz. Dolayısıyla bunların tamamını aslında tek bir çerçevede toparlamak lazım. Yani F-35'e yaptırımların gelmesi, Çinook helikopterlerinin verilmemesi, işte iki tane bakanı yaptırım, Halk Bankası'na yaptırım, diğer yaptırımlar, Suriye'de abi PYD'ye 5000 tır verilmesinden tutun. Bunların aslında tamamı başka bir denklemin unsuru gibi gözüküyor. Yani artık dünya küresel düzeni değişiyor, güç odakları değişiyor. Artık malumunuz tek kutuplu dünya yok oluyor ve çok kutuplu dünyaya doğru evriliyor. Artık dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda Çin ilerliyor. Dünyanın ekonomisi de geçen sene katkısı %39 oranında. Hindistan'ın %19, Amerika'nın %16 oranında. Rusya eski Rusya değil, Sovyetler Birliği değil belki ama Sovyetler Birliği'ne oranla daha üstün olduğu bazı noktalar var. BRICS gibi birliktelikler ya da Latin Amerika'da yeni birliktelikler oluşuyor. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Dolayısıyla dünyada yeni bir güç düzeni oluşuyor, küresel düzen oluşuyor ve bu düzenin biraz sancıları yaşanıyor. Yani Türkiye'nin Atlantik'ten kopuşu ve Avrasya cephesindeki konumlanışı Amerika tarafından çeşitli yaptırımlarla durdurulmaya çalışılıyor. Bu yaptırımların en büyük hedefi tabii Türkiye'nin bölge ülkeleriyle birleşmesi, işte Astana sürecinin sonlanması, Rusya işbirliğinin bırakılması, İpek Yolu projesinin çöpe atılması gibi Türkiye'nin yeni dünyada aldığı pozisyonun önüne geçmek gibi değerlendirilebilir. Bunu daha önce de yaptılar. Yani biliyorsunuz mesela Pakistan'la IMF 12 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamanın son aşamasına gelmişti neredeyse. Fakat Amerika dedi ki bu 12 milyar doları alabilmen için senin Çin'le İpek Yolu projesi kapsamında girdiğin ekonomik koridoru kapatman lazım gibi bir yaptırımla. Yani Türkiye'de ya da bölge ülkeleri ne zaman işte Avrasya ile birleşme yönünde hamle yapsa Amerika bunun önüne başka bir yaptırımla çıkıyor. Bu yaptırımlar Türkiye'de işte esas olarak ekonomik bazlı yürüyor şu an. Yani bir darbeyle Türkiye'de hükümeti devirmeye çalıştılar. Beceremediler ve ekonomik olarak yeni bir darbenin de peşindeler. En son biliyorsunuz dolar dün 5 TL'yi aştı. Enflasyon zirve yaptı. Zamlar üst üste geliyor. Tabii burada hükümetin de bu ekonomik baskıyı kararlı şekilde yönetebildiğini yani bu hücumlara düzgün cevap verebildiğini söylemek çok mümkün değil. Çünkü bizim hükümetimizin iktidara gelme sürecindeki ekonomik paradigması şu anki ihtiyacımızdan çok farklıydı. Yani dışarıya sıcak para hortumlarını bağlamışlardı ve sıcak parayla ülke ekonomisini giderek şişirdiler. Üretimi sonlandırdılar. Üreticiyi kambur yaptılar. Köylüyü Türkiye'nin sırtında kambur yaptılar. Dolayısıyla şimdi olan hücumlara cevap verme yönündeki refleksimiz tam olarak gelişmiş değil. Bunun için giderek biliyorsunuz her gün zamlarla aslında o baskılar biraz daha tolere edilmeye çalışılıyor, kompanse edilmeye çalışılıyor. En son ekmekle başladık biliyorsunuz %15 geldi, yumurtayla devam etti, sütle devam etti. Şimdi doğalgazla elektriğe inanılmaz bir zam geldi. Doğalgazla elektriğe zam gelmesi demek bütün sektörlere zam gelecek demek. Temel girdi çünkü. Tabii temel girdi. Konuta %9 sanırım, büyük işletmelere %14 doğalgaz zammı ama elektrik üretim tesislerine yapılan zam %49,5. Dolayısıyla oradaki girdi maliyeti yükseldiği için bütün sektörlere yansıyacak. Zaten petrol vesaire oradaki tırmanışta söz onlar konusu. Onlar uçmuş durumda aynen. Tabii EMO mesela dün bir açıklama yaptı. Son 8 ayda elektriğe gelen zammın %22 olduğunu açıkladılar. Dolayısıyla bu ekonomik baskı biraz halkın üzerine yıkılmaya başlandı. Ve halk da giderek tabii bundan daha rahatsız. Kemer sıkmaya doğru gidiyor. Ve Türkiye'ye artık IMF'den borç alma dayatması gelmeye başladı. En son Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek olduğu dönemde İngiltere'de IMF'nin masaya konulduğunu biliyoruz. O dönem kabul edilmedi ama
yeniden IMF'den borç alma gibi konular gündeme geldi. Tabii IMF'den borç almak demek hem Amerikan yaptırımlarına boyun eğmek demek hem de kemer sıkma politikası demek. IMF biliyorsunuz genel olarak şeyi yani ekonomideki düzeltme sözde düzeltme hamleleri kemer sıkma politikaları üzerine. Yunanistan'da bunu yaptılar. Neyle başladılar? Memur zamlarından kısmayla başladılar. Sağlık giderlerinden kısmayla başladılar. Portekiz, İspanya, Fransa gibi, bugün Güngör Uras'ta yazmış, bir önceki kuşakta verdik. Şunu soracağım, şimdi anlattığım böyle bir tablo yani evet. Ekonomik verilerle. Şimdi uzun süredir de Aydınlık Gazetesi'de, Ulusal Kanal'da, zaman zaman Vatan Partisi'de uluslararası medyaya yansıyan bazı haberlerle uyarıda bulunuyor. Yani neden üretim ekonomisine geçmeliyiz derken ekonomik krizle birlikte gelebilecek bir halk hareketi ve buna bağlı bir Türkiye'de yeniden karışıklık çıkartma üzerine kurulu senaryoların yazılıp çizildiği dünya medyasına yansıyor. Bununla örtüştürdüğümüz zaman bugünkü fotoğrafı nasıl okumak gerekiyor sence? Yani sadece bu senaryo değil, artık kaşınıyor biliyorsunuz. Kimi işte STK kuruluşları adı altında ya da bu casuslukla suçlanan Amerikalı yurt vatandaşların aslında o iddianamelerini okuduğunuz zaman Türkiye'de bir turuncu devrimi nasıl kaşıdıkları, nasıl fonladıkları ortaya çıkıyor. Belki böyle bir yazı dizisine ihtiyaç var aslında, çok önemli evet, bir şey evet, söylüyor. Yani o iddianameyle okumuyor insanlar, isimler üzerinden sadece şeyi değerlendirince. Bu niye tutuluyor, bu niye bırakılıyor ama bunların tabii bazı sebepleri, gerekçeleri var bu insanların alınmasının. Tabii yine çok açık, işte Soros vakıfları tarafından fonlanan bazı kuruluşlar var, STK adı altında ülkeyi karıştırmak isteyenler var. Dolayısıyla bir turuncu devrim ya da bir işte ne denebilir, bir darbe girişimi, halk ayaklanması görünümünde bunun tehlikesi her zaman vardır. Bunu İran'da da kaşıyorlar biliyorsunuz. Ekonomik yaptırım, yani ekonomik yaptırımlar o öyle bir boyuta geldi ki halk ekonomi talebiyle sokağa çıkmaya başladı ama o sokaktaki talep bir anda rejim karşıtlığına neredeyse dönüşüyor. Hiç olmaz denilen yerde oldu hatta. Yani evet, buna aslında aynen. Belki dikkat çekmek lazım. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir tehlike her zaman vardır. Tabii Türk milleti sağduyuludur mutlaka. Sağduyuludur, evet. Devletine sahip çıkar. Bizde Amerikan karşıtlığı artık %90-95'ler seviyesine gelmiş durumda. Ama onu okumakta zorlanıyor galiba. Yani uluslararası şebeke ne? Bence tam milletimiz mesela bunu okumakta zorlanmıyor. Düşmanı tanımlıyor. Fakat hükümetimiz bunu okumakta zorlanıyor. Ya da daha doğru bir tanım oldu. Kararlı adımlar atamıyor. Yani bu yaptırıma doğrudan bir cevap verileceğini açıkladı Dışişleri Bakanlığı dün. Fakat bu cevabın nasıl olacağını şimdi herkes merakla bekliyor. Buralarda kararlı, cesur olmak lazım. Yani bizim ne yapması lazım? İncirlik üssünü kapatması lazım. Diyarbakır'daki Amerikan üssünü kapatması lazım. Amerikan ajanlarını toparlaması lazım. Gladio'nun unsurlarını temizlemesi lazım gibi. Yani bazı atılacak çok somut adımlar var. Kürecik'teki radar üssünün derhal kapatılması lazım. Çünkü Amerika'nın bölgedeki katliamlarına biz buradan yön vermiş oluyoruz. Şimdi NATO'nun işte bir mızrak ucu dediği, hızlı müdahale edebileceği bir grup oluşturuluyor ve Türkiye'nin bunun irtibat üslerinden biri olması konuşuluyor. 30 bin kişilik bir NATO ordusu gibi buralarda yeniden Türkiye'ye aktif rollerin verilmesi planlanıyor. Türkiye'nin bunlara karşı bir tutum alması lazım. Yani o 30 bin kişilik ordunun içine yer almama, asker göndermeme, hatta NATO'dan çıkmaya kadar bu süreç ilerleyebilir diye düşünüyoruz. Kademe kademe bunlar hayata evet. Geçirilerek yanıtlar verilmeli diye esas olarak söylüyoruz galiba. Doğru. Eğitimi çok konuşuyoruz sevgili Tevfik. Tabii sınav sonuçları aslında yazdığımızın, çizdiğimizin bu zamana kadar çok da farklı bir sonucunu ortaya koymadı. Bu iş Türkiye'yi eğitimi geriletir. Biz tekrar Cumhuriyet eğitimi dönemlerine kavuşmak zorundayız ki bugün Melih Aşık güzel bir yorum yapmış Aziz Sancar hocamızdan yola çıkarak. Ve işte 1950'lerde Mardin'de ortaokulu, liseyi bitirmiş, İstanbul Tıp'ı bitirmiş. Ama biz bir Nobel ödülü alabilecek hocamızın bir alt zeminini oluşturabilmişiz o zamanki eğitimle. Demek Nobel alabilir bir eğitimimiz aslında varmış gibi de özetlemiş. Ben oldukça dikkat çektim. Hassasiyet de buldum. Tabii dönemin ihtiyaçlarına göre eğitimin birçok anlamda daha ileri boyuta taşımamız gerekirken maalesef ideolojik bir şemsiye ve zemin çok farklı noktalara ülkemizi kaydırdı. Bugün şu anda binlerce genç uykusuz, velileriyle birlikte ne yapacağını bilmiyor ama siz çözüm önerinizi de Aydınlık Gazetesi'nde yazmışsınız. Ayrıntısını Aydınlık Gazetesi'ne alıp okuyabilir seyircilerimiz. Neler söyleyeceksin, neler aktaracaksın? Şimdi yeni getirilen sistem
aslında çalışmadı. Yani ya şunu da belirtelim. Yeni Milli Eğitim Bakanı umut verdi. Hani birçok kesime. Bilmiyorum icraatta tabii göreceğiz neler olduğunu bilemiyoruz ama en azından bir kimlik ya da modern deyimi CV'si umut veriyor. Bilmiyorum yansıyacak mı yansımayacak mı? Umarız yani söyledikleri çok çok olumlu noktalar var. Geçmiş Milli Eğitim Bakanlığı'na ya da Milli Eğitim Müsteşarlığı'nın ifade ettikleri yönelimlere göre çok daha farklı. Belki biraz daha radikal değişiklikler öneriyor. Dolayısıyla bu hamleleri atabilmesini bekliyoruz. Yani bunlar çok olumlu açıklamalar denilebilir bazı noktalarda. Fakat bu eski sistemin hala daha şeyi sürüyor. Sorunları sürüyor. İşte bütün liseleri bir liseye yerleştireceğiz dediler. 3 tane tercih yapma zorunluluğu, 2 tane daha sonra işte 5 toplam tercih, her okul farklı okul biçimlerini tercih etme gibi zorunluluklar getirdiler. Şimdi ortaya öyle bir tablo çıktı ki 91 bin öğrenci yine açıkta kaldı. Fakat 91 bin öğrencinin yanında açıkta kalmamak için İmam Hatip Lisesi ya da Teknik Lise gibi liseleri yazıp istemediği yerleri tercih etmek zorunda kalan olmayıp oralara gidenler de var. Dolayısıyla bunlar nakil dönemlerinde yeni liseleri tercih için yeniden nakil başvurularını yapacak. Toplamda bu rakamın 200-250 bin civarında olduğu ciddi söyleniyor. Yani zaten 1 milyona yakın öğrenci girmiş. 200-250 bini bundan rahatsız. 900 bin öğrenci girdi sanırım. 200-250 bini rahatsız. Yani siz yaklaşık 3'te 1'i bu sınav yerleştirmelerinden rahatsız olan bir eğitim düzeni var. İmam Hatiplerin boş kaldığını görüyoruz. Çocuklar Anadolu Lisesi'ne gitmek istiyor. Fen temelli eğitim almak istiyorlar. Matematik öğrenmek istiyorlar ama siz İmam Hatipleri dayatıyorsunuz ve bunlar boş kalıyor artık, tutmuyor. Ve baskı da giderek arttı bu boş kalan İmam Hatiplerin Anadolu Lisesi olması yönünde. En son Milli Eğitim Bakanlığı da gerekli çalışmaların yapılarak işte boşta kalan İmam Hatiplerin Anadolu Lisesi'ne çevrilmesi gibi bir talimat gönderdiği yönünde bir şey var. Tabii söylenti denilebilir. Bu resmi bir açıklama olmadı sanırım. Ama bu talep çok giderek halk içinde yükselmiş vaziyette. Dolayısıyla bunun bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Anadolu Liseleri gerçekten bir ihtiyaç. Öğrencilerde, çocuklarda, velilerde Anadolu Liselerinde eğitim almak istiyorlar. İmam Hatip dayatması Türkiye'de karşılık bulmuyor. Çünkü Türkiye artık ya da dünya farklı bir yana gidiyor. Artık teknoloji üreten, bilim üreten, dünyayı daha iyi algılayan bir eğitim sisteminin Türkiye'de hayata geçirilmesi lazım. Dolayısıyla eğitimdeki bu kötü gidişata toplumun refleksi yükselmeye başladı ve Eğitim Bakanlığımızın da ben buna karşılıksız kalabileceğini, bu çağrıya karşılıksız kalabileceğini düşünmüyorum. Bu İmam Hatiplerin Anadolu Lisesi'ne dönüştürülmesi noktasında yakın zamanda çeşitli adımlar atılacağı öngörülebilir. Bu önemli çözümlerden en azından şu anki süreci biraz atlatma, hasarsız atlatma açısından önemli. Ama bir uyarımız sürekli oluyordu yine biz bu eğitimi konuşurken galiba. Hani İmam Hatipleri çoğaltarak ki ben işte 95 yılı mezunu, ben meslek lisesi mezunuyum. O dönemde İmam Hatip'te okuyan arkadaşlarımızın çok daha nitelikli eğitim aldığını görebiliyorduk. Bunların çoğalmasıyla o nitelik de bozuldu. Yani oraların içi de bozuldu. Biraz galiba şimdi gözden kaçırılan üniversite sınav sonuçları açıklandı. Bir şeyi ne kadar çoğaltıyorsan bozuluyor yani. Doğru. Onu çok anlatmaya çalıştık ama. Şimdi üniversite sınav sonuçları açıklandı. Oradaki netlere bakıyorsunuz. Yani eskiden öyle değildi. Yani benim dönemimde öyle değildi. Yani toplam giren arkadaşlar öğrencilerin %70'i matematikte 10 netin altında kalmış falan. Yani bu doğru. Gerçekten kötü bir gidişat. Hangi mesleği yapıyorsanız yapın hiç önemli değil. Yani ister sözelci olun, ister eşit ağırlıkçı olun, hukukçu olun, doktor olun ya da işte Türkçe öğretmeni olun hiç önemli değil. Hangi mesleği yapıyorsanız yapın bizim gençlerimize analitik düşünme kabiliyetini vermemiz lazım. Dolayısıyla fen ve matematik ağırlıklı bir eğitim sisteminin de bu ülkede yerleşmesi lazım. Bu matematik netlerinin 10 netin altında kalması %70 bu. Türkiye'nin geleceği bakımından çok büyük facia. Evet, facia gerçekten. Unuttuğumuz notlar var mı? Senin son olarak bugün aktarmak Yüksek isterim. Askeri Şura var. Evet. Atamalar noktasında tabii 46 tane generalimiz ve albayımızın Yüksek Askeri Şura'da rütbelerinin artırılması planlanıyor. Genelkurmay 2. Başkanı Metin Gürak ve İsmail Metin Temel Paşa'nın orgeneral olmasına hemen hemen kesin gözüyle bakılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanımız Koramiral Adnan Özbal'ın Oramiral rütbesine yükseltilmesi kesin gözüyle değerlendiriliyor. Burada bir beklenmeyen yani bir kulis olarak Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın yardımcılarından birisinin orgeneral rütbesinde olmasını
talep ettiği yönünde bir bilgi var. Bir tane normalde Milli Savunma Bakan Yardımcısı var ama bu kadronun da ikiye çıkarılması ve bir tanesinin muazzaf bir orgeneral olması yönünde bir sistem kurulmak isteniyor anladığımız kadarıyla. Bu da yani Milli Savunma Bakanı Genelkurmay'la eşgüdüm halinde, Milli Savunma Bakan Yardımcısı da Genelkurmay ikinci başkanıyla, yani daha icraî faaliyette yakın ilişki kurarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile Genelkurmay Başkanlığımızla Milli Savunma Bakanlığımız arasındaki organizasyonun tamamlanması bakımından, yani bu yeni sisteme uygun olarak böyle bir planlama olduğunu biliyoruz. Belki buna ilişkin bazı adımlar atılabilir bugün. Milli Savunma... Bir farklı Yüksek Askeri Şura göreceğiz yani artık onu, yani şeyden farklı, yani herkes masaya kim oturacak oturmayacak onu konuşuyor ama bir, sen sistemi anlatıyorsun aslında. Evet, sistematik olarak farklı bir farklı bir şey göreceğiz. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısı değişiyor. Biliyorsunuz işte Ankara'da bir kompleks kuruyorlar. Bir Pentagon modeline dönüşüyor aslında. bunun başında Milli Savunma Bakanı olacak. Genelkurmay doğrudan Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı fakat daha icraî, daha doğrusu daha lojistik işlerin yürütüldüğü, personel işlerin yürütüldüğü bir misyon biçiliyor. Fakat kuvvetler daha operasyonel olacak. Yani bir Amerikan modeli. Amerika'da da bu şekilde ilerliyor. Kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri gibi kuvvetler, operasyonel kuvvetler doğrudan başkana bağlı, Beyaz Saray'a bağlı. Benzer bir modelin yeniden hayata geçirilmesi üzerine bazı çalışmalar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yeni bir yapı kuruluyor. Bu yapıda tek söyleyebileceğimiz, tabii buradaki terfi mekanizmalarında büyük değişiklikler yaptılar. En son Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmekle birlikte buralarda liyakatın mutlaka göz önünde bulundurulması gerekiyor. Aksi durumda yeni FETÖ'lerin oluşmayacağının garantisini kimse veremez. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısıyla oynamak uzun dönemde Türkiye'nin başına çok daha büyük belalar açar. Dolayısıyla burada atılan adımların çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Şu ana kadar gördüğün nasıl? Yani yeni oluşturulmak isteyen sistem. Yani bu yeni terfi sistemini aslında çok olumlu olmadığını biliyoruz. Biliyorsun. Çünkü Pentagon modeli vesaire. Pentagon modeli de Türkiye'ye çok uygun bir yapı değil. Bu tabii çok uzun, çok geniş kapsamlı çok tartışılması gereken. Analize ihtiyaç var tabii. Yani ayrıntısını şey, da bilmediğiniz için belki. Komutanlarımız bu konuda tartışıyor da biliyorum onu. Farklı görüşler var ordu içinde. Hem bu yeni... Şimdi yeni bir yüzyıla girdiğimiz gerçek. Yani bir ordumuzun da elbette bazı şeyleri gözden kaçırmayarak hareket etmesi gerekecektir. Yani yeni yapılanmasını sağlayacaktır ama bunun adı odur budur daha galiba bilmiyoruz, öyle mi? Yani şunu görüyoruz. Henüz sistem tam oturmadığı için mevcut yaptıkları değişiklikler emir komuta zincirini kıran, terfi mekanizmalarını bozan bir yapı gibi gözüküyor. Yapı gibi gözüküyor. Tam oturunca bilemiyorum ne olacağını, nasıl bir şekle dönüşeceğini. Ama şu anki atılan adımları topyekün atmazlarsa, yani bir model kafalarında oluşturmadan bu adımları böyle peyderpey yaptıkları sürece çeşitli hasarlar ortaya çıkacağı aşikar. İşte ordudaki açığı hemen 3 aylık 4 aylık subaylarla doldurma. Şimdi bu 3 aylık 4 aylık aldığınız çocuğu subay yapıyorsunuz. Bir de bunun generalliğini, amiralliği dönemini düşünün. Yani çok hızlı adımlar atıyorlar fakat uzun vadeli düşünmüyorlar gibi geliyor. Buralarda bize eski komutanlarımız tabii çok tecrübeliler. Onların tecrübesinden mutlaka faydalanmaları lazım. Ergenekon'da, Balyoz'da FETÖ tarafından hedef alınmış komutanlarımızın gerek işte harp okullarına öğrenci alımındaki seçmelerden mülakatlara kadar, terfi mekanizmalarındaki işte ya da ordunun yapısal dönüşümündeki görüşlerine kadar pek çok konuda bu komutanlarımızdan faydalanmakta ben ülke adına büyük fayda görüyorum. Onlar da bu görevlere hazır olduklarını daima biliyorum. Dolayısıyla burada kapalı bir dönüşüm süreci yaşanmak yerine açık, tartışılan, konuşulan Türk Silahlı Kuvvetleri içinde, Türk Milleti içinde en doğrunun hesap edilmesi gerekir. Nihayetinde çünkü alana, sahaya, askeri anlamda çıktığınızda oradaki en deneyimli isim yönetir değil mi? Yani öyle, oradaki doğru. Yani sen daha hakimsin. Torpille alanda sahada kimse ordu yönetemez. Doğru. Bu hani FETÖ olması şart değil. Yani birini torpille de bir yere getiriyorsanız onun da maalesef acı sonu kaçınılmaz. Evet. Onun için liyakat esas diyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Aslında bir de şu 100 günlük açıklamayı da ne bileyim beklentin nedir diye soracaktım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Evet, onunla ilgili şöyle bir şey söylenebilir. Şimdi 100 günlük eylem planında 400 madde bulunuyor. Bunun birinci sırasına enflasyonun tek haneli sıraya düşürülmesi, kur baskısından kurtulmak gibi maddeleri yerleştirdiler.
Fakat şimdi Merkez Bankası yılbaşında %8.4 olarak enflasyon oranını açıklamıştı. Geçen gün Merkez Bankası Başkanı bunu revize ederek 5 puan yükseltti ve %13.4 yıl sonunda biz enflasyon bekliyoruz dedi. Şimdi orta vadeli programda %7 olarak açıklamışlardı. İşte bu öngörüler bir anda değişti. Şimdi ki revize ettikleri her zaman 3-4 puan üzerinde geliyor bir de. Kesin yani, %20 olacak. Yani o çok açık tabii. Merkez Bankası 13.4 diyorsa o %20. Bunu herkes biliyor. Burada kaçarı yok. Kaçarı yok bir şey. Evet. Fakat hala Cumhurbaşkanlığı'nın bunu tekhanelere çekeceğiz gibi açıklamalar da çok gerçekçi gelmiyor. Gerçekçi değil, evet. Bu bağlamda atacakları adımları tabii yarın görelim bakalım o zaman bakalım. Ondan sonra değerlendireceğiz. Çekebilirler diye ümit ediyoruz. İnşallah tabii o ülkemiz için güzel olur. Tevfik Kadan Aydınlık Haber Müdürü Tevfik'in anlattıklarının ayrıntısı Aydınlık Gazetesi'nde bayilerden almayı unutmayın. Çok çarpıcı yorumlar ve özellikle eğitime ilişkin önemli çözüm önerileri gündemde Aydınlık'ta bunu biletelim. Tevfik Kadan'ı uğurluyoruz haber toplantısına teşekkür ediyoruz. Bir Yeni Çağ Gazetesi ile sürdürelim en azından gazeteleri hızlı bir tur yapıp oradan da yerel haber gündemine de göz atma imkanımız duvar. Yeni Çağ Gazetesi 2 Ağustos'ta döktükleri kanda boğulacaklar. Son bakış Türkiye'nin yüreğini kanatan haber manşet sütununda. Gözler CHP'de diyor. Akşener için gönül birliği şeklinde başlıklarda söz konusu. Bir sürü manşete göz atalım. ABD'den son kahpelik şeklinde verilmiş haber. Sözde stratejik müttefik serbest bırakılmasını istediği Papaz Ronson için İçişleri ve Adalet Bakanı'na yaptırım kararı bu başlıkla görülmüş. Dışişlerinden kınama da yer alıyor. Dolar tabii bu haber sonrasında 5.01 ile de ilk defa psikolojik son dönemin psikolojik sınırı olan 5 lirayı da aştı. Skaparatti Ankara'da biliyorsunuz Avrupa Kuvvetler Komutanı bu görüşmede gün içinde yine takip edeceğimiz notlar arasında yer alıyor ayrıntılara ilişkin elbette. Yeni Şafak gazetesine bakacağız. İntikamı alınacak diyor Yeni Şafak gazetesi. Türkiye'nin dün ağladığı görüntü bugün de manşet sütununda yer almış. Aşağı doğru inelim. Peki sür manşette umurumuzda bile değilsiniz diyor Yeni Şafak gazetesi. ABD Türkiye için tehdittir açıklaması da İbrahim Karagül'ün 11 maddelik yazısından başlıklar karşılıksız kalmaz. Ankara'dan anında cevabı içeren başlıkta bu şekilde yer alıyor. Star gazetesi bu mu sizin demokrasiniz diyor. Özellikle yuhalama korkusuyla cenaze törenine katılamadılar bile vurgusu var. Kim bu isimler? Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu. Yani geçtiğimiz sürecin 3 Cumhurbaşkanı adayı ve bir muhalefet parti genel başkanını burada özel bir vurgu var. Demokrasi için HDP'yi meclise taşıyan ve Demirtaş için kuyruğa girenler, halkın Adem'e mahkum ettiği PKK'yı güçlendirmiş teröristlere silah veren ABD ile birlikte anne Nurcan'la minik Muhammed'in kanına girmişlerdir diyor Star gazetesi. ABD'nin yaptırımları karşılıksız kalmaz. ABD 2 Türk bakana ve F-35 satışı konusunda Türkiye'ye yaptırım kararı aldı. Ankara protesto etti şeklinde veriyor haberim. Aselsan'ın tufanı ses rekoru kırdı sürmanşette. Tufan ismiyle geliştirilen elektromanyetik top sistemi Konya Karapınar'da yapılan testlerden başarıyla geçti. Peş peşe özellikle Aselsan'da ve TÜBİTAK'ta çalışmalar yansıyor. Özellikle içindeki FETÖ'yü ceraatını atan bu iki önemli kurumumuzun gerçekleştirdiği son derece önemli çalışmalar peşi sıra artık sahada ve alanda başarılı sonuçlarla denenmeye başladı. Bunu da özellikle vurgulamakta fayda var. Vatan gazetesi bu fotoğrafsız çerçeveyi unutma Türkiye diyor. Gerçekten unutmak da pek mümkün değil. İşte kucağında asker şapkasıyla ve asker zıbınıyla oğlunu kucağına almıştı Serkan Aslıboy'umuz ama dün maalesef hem eşini hem çocuğunu vatan sağ olsun sözleriyle uğurlamak durumunda kalmıştı. Tam skandal bir altında bir diğer haber. Beyaz Saray Rahip Ronson'un tutukluluğu nedeniyle İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım kararı aldı. Ankara aynı şekilde karşılık vermeye hazırlanıyor. VAR sistemi çığır açacak Futbol Federasyonu Başkanı'nın dünkü açıklaması. Yurt gazetesine bakıyoruz. Ahlaksız yangın itfaiye yaktı. Ankara itfaiyesinde cinsel istismar rezaleti başlatılan soruşturmaya ilişkin ayrıntılar.
toplantılar. CHP'de imzalar bugün 16'da teslim ediliyor diyor sürmanşette. Enis Berburoğlu için gözler Yargıtay'da bir diğer haber başlığı. Sözcü gazetesi skandal yaptırım olarak görmüş ABD İçişleri ve Adalet Bakanlarımızı hedef aldığı açıklamasıyla bu masuma kıyanların hepsi gebersin anne ve bebeğini katleden PKK'lı hainlere lanet yağdı diye dünkü o yürek acısı haberin ayrıntılarını yazmış Sözcü sayfasında geniş bir şekilde. Cumhuriyet gazetesi tarihi kırılma olarak bir orta da sayılabilecek bir başlığı tercih etmiş. Masumiyeti katlettiler diyerek de yine daha diğer gazetelerden daha kısa görmeyi tercih etmiş haberi. Bir Gün gazetesi büyümez ölü çocuklar diyor. Kör şiddet bu kez bir anne ve bebeğinin canını aldı diyor. ABD'den Türkiye Brunson yaptırımı da yine orta düzeyde görülen haberler arasında yer alıyor. Yerel haberlere göz atalım. İlk olarak Antalya'ya uzanıyoruz. Akdeniz Manşet gazetesinin manşetine bakacağız. Uzun tatil sevindirdi deniyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin Kurban Bayramı tatilini 9 güne uzatan kararı hem turizm sektörünü hem de tatilcileri sevindirdi diyor Antalya Akdeniz Manşet. Aydın uzanıyoruz. Ses gazetesine bakacağız. BŞB mağduru işçiler direnişini sürdürüyor diyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İmar AŞ bünyesindeki sarı otobüslerle şoför olarak çalışan ve sendikaya üye oldukları için işten atıldığı iddia edilen 9 işçi tekrar işlerine geri dönebilmek için BŞB'ye karşı direnişini sürdürüyor diyor. Bu haber direnişte 23. gününde vurgusuyla manşette yer almış Aydın Ses'te. Konya'ya uzanıyoruz. Konya Postası gazetesine bakacağız. Fırın enflasyonu. Konya Fırıncılar Odası Başkanı Honça, Konya fırın enflasyonu nedeniyle maliyetlerin yükseldiğini, çoğu esnafın da rekabet edemeyerek kepenk kapatmak zorunda olduğunu yazmış. Son olarak Zonguldak'a Batı Karadeniz gazetesine gidiyoruz. Güvenlik önlemleri alınmıyor. Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde birçok mahallede devam eden altyapı içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması can ve mal güvenliği bakımından tehlike yaratmaya devam ediyor deniliyor. Bu arada tren biletlerine zam, Zonguldak Karabük tren seferleri biletlerine zam gelmiş. Batı Karadeniz gazetesinin haberine göre 3,5 TL olan Filios Zonguldak bileti bu sabah itibariyle 4,5 TL oldu. Tren seferlerinin yetersizliğinden dolayı da üst üste giden yolcular bilet fiyatlarını görünce isyan etmişler. Vali Ahmet Çakar Çınar'dan kurum ve STK'lara da teşekkür yemeği bir diğer haber. Elektriğe zam geldi. Yine birinci sayfadan dikkat çeken bir diğer haber başlığı olarak yansıyor Zonguldak Batı Karadeniz gazetesinden. Efendim kitaplarımız son olarak Nutuk son derece özenli bir çalışmayla Kaynak Yayınları'ndan sizler için hazırlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylevi ve bunun içinde verdiği haritalar, ayrıntılar, yer, zaman ve belgeleriyle de ayrıca kitaplandırılmış, cilt haline getirilmiş Nutuk'u sizler için öneriyoruz. Bir diğer kitap Ahmet Yıldız'ın kaleminden Alçaklık Öyküleri diyor. Alçaklık öyküleri insanlık var oldukça dünyanın her yerinde her kuşağın okuyabileceği klasikler tadında birbirinden ilginç öykülerden oluşuyor. Boyalı kuştan çıkmış bu kitabımız ve Ay Yıldız Altında Sürgün Türk-Alman ilişkilerine tarihsel bir kesit Faruk Şen'in kaleminden Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'in de sunumuyla gerçekleştirilen kitap Kaynak Yayınları'ndan yine sizlere ulaşıyor. Bizler de bu notlarla günü tamamlıyoruz. Birazdan televizyon gazetesinde Halil Neviler sizlerle birlikte olacak. Gün içindeki bütün ayrıntıları ve Türkiye gerçeklerini ulusal kanal ekranlarından izlemeye devam edebilirsiniz. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın. Yayında ve yapımında emeği geçen ekip arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ali Şirvan Atça ile birlikte hazırladık. Haftanın son iş gününde yarın sabah 7.30'da buluşuncaya dek hoşça kalın.